İyi akşamlar. Yine her hafta sonu sevgili Doğan kardeşimle birlikte konuşuyorum programıyla Düzceliler ve internet başında olan tüm Türkiye ve hatta yurt dışında olanların karşınızdayız. Bu hafta çok yoğun bir hem ulusal anlamda hem yerel anlamda bir gündemlerimiz oldu. Sevgili kardeşim Doğancığım hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim inşallah. Hayırlı yayınlar olur. İnşallah. Bu hafta genel anlamda ülkemizdeki durumla ilgili ufak bir özet geçmek isterim Doğan Başkanım izin verirsen. Yine kısa bir şekilde ülkenin başındaki ülkemizi yönetenler ne yaptı diye bir göz atıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta daha çok büyükelçileri güven mektuplarını aldı. Suudi Arabistan, Mısır. Mısır'ı yine de konuşuruz. Yine bu hafta Plevne Deniz Zaferi'nin 485. yılı. Biz de kutluyoruz. Norveç Cumhurbaşkanı Büyükelçisi'ni kabul etti. Fransa Büyükelçisi, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Türkiye'ye gelmiş. Karabağ işgaliyle ilgili tabii Azerbaycan bu hafta çok konuşuldu. Orası Sayın Cumhurbaşkanımız da İlhan Aliyev'e kardeşim diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii yani ne demek abi kardeş ne demek? Kardeşler öte. Karabağ işgali konusunda Ermenilerin biliyorsunuz yıllardır 90'ların başından beri gelen bir işgali söz konusuydu. Cumhurbaşkanımız ve Türk devletinin modern teknolojik araçlarını seferber etti. F-16'larını büyük bir zafer. Afrikat gerisini getirdi. Büyük bir zafer değil abi. Yunanistan bizim rakibimiz bile değil ya. Ya Yunanistan diyorum, Ermenistan bizim rakibimiz bile değil. Yani. Ermenistan, Azerbaycan da rakibi değil aslında da. Uluslararası sermaye ve piyasa ondan sonra onların arkasındaydı. Onun için bizim sanki böyle sikletimiz gibi gözüküyordu. Halbuki hiç öyle bir durum değil. Çok büyük devletler ve büyük milletler büyük zaferlere sevinirler. Onun için Karabağ işgalden kurtulmasına sevindik tabii ki. Ama çok büyük bir zafer değil. Daha büyük zaferler tarihimizde var. Plevne zaferi. 1568. Evet. Ondan sonra Plevne zaferinin daha büyük bir ondan sonra şeydir. Allah bize tekrardan Plevne zaferi gibi zaferler ondan sonra yaşamayı nasip etsin. Karabağ Azerbaycan'ındır diyoruz. Tabii yani. Tabii Karabağ Azerbaycan. Ama bu hafta çok şey oldu. Şaibeli duruma geldi de vefat etmiş diye en son bir güvenilir kaynağı böyle paylaşmış ama Danila Hanım biliyorsunuz ondan sonra bizim. Evet o konu bu hafta evet, enteresanlara mı Danila Paşeva ondan sonra bizim şeyimiz yani Türk Devleti'nin Turan dediğimiz ülkenin Azerbaycan Türk kardeşliğinin ondan sonra Türkiye kardeşliğinin Yılmaz bekçilerinden de Türkiye'deki bütün ondan sonra Türkiye'nin dışarıdaki Avrupa Birliği'ndeki insan hakları mahkemesindeki bütün davalarında bile ondan sonra konuşan Azerbaycan milletvekiliydi. Azeri diyemiyorum Türk demek istiyorum özellikle Azeri Türk'ü. Ganeri Hanım'ın ondan sonra rahmete kavuştuğu haberini aldık. Allah Ganeri rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah Türk milletine böyle kızlar, böyle evlatlar, böyle anneler yetiştirmeyi tekrar nasip etsin ki çok acı bir kayıptır. Yani ben de şunu eklemek isterim. Sadece Azerbaycan'la alakalı değil, oradaki Türkiye Cumhuriyetlerle ilgili çok olağanüstü bir hem Türkiye ile hem Türkiye dışı dünya ile bir büyük bir köprüydü, büyük bir değerdi. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Amin. İnşallah. Ya bizim orada Azerbaycan'la ilgili söylediğimiz durumlar şöyleydi. Ben Azerbaycan tarafında elçi beyciydim. Yani kendim bildiğim bileli elçi beyim üzerinde bir duygu düşüncem vardı. Ben Aliyev ailesini çok sevmiyordum aslında. Şahsi olarak ama Aliyev ailesine Cumhurbaşkanımızla yakınlaşmasından dolayı bize kendini sevdirdi. Yani elçi bey yapmış olduklarını unuttuk. Ondan sonra yıllardır bazı konularda yani Azeri Türk mü konusundaki tutum ve davranışlarını unuttuk. Çok güzel bir istikamete geldi. Hem İlham Aliyev, ondan sonra babası Haydar Aliyev de Türkiye'nin istikametindeydi ama bizim tam istediğimiz burada değil, görmüyorduk onu. O da güzel istikamete geldi. Cumhurbaşkanı da zaten abi diyor. Ondan sonra Türk Devleti'nin büyüklüğünü, abimliğini kabul ediyor. Bütün ondan sonra sıkıntılarımızda, dertlerimizde yanımızda gördüğümüz, bütün sıkıntılarında da yanında olmaktan gurur duyduğumuz bir ülke, bir kardeş ülkemiz. Şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Azerbaycan konusunda ondan sonra Enver Paşa'nın rolünü atlamamak lazım.
bugün Azerbaycan gibi bir devlet varsa Enver Paşa'nın Kafkas orduları, Kafkas İslam ordularıyla başlatmış olduğu, ilk önce İngiltere'den sonra da Rusya'dan, ondan sonra Azerbaycan'ı işgalden kurtardığı 1917 ile 1921 arasındaki süreç çok önemlidir. Enver Paşa'ya, ondan sonra ve dönemin iddiatçılarına ondan sonra rahmet olsun tekrardan. Peki. Ben iddiatçı olarak onu da söylüyorum. Evet. Hakkımızı teslim edelim. İddiatçılar sadece savaşı soktu diyenlere karşı onu da söylüyorum. Evet. Tabii ben biraz daha devam edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştük külliyede. Bir aydır ilk defa bir ay geldiler. Yeni anayasa biraz konuşuldu. Ya Cumhurbaşkanımız da Devlet Bahçeli'nin ilişkileri bir abi kardeş, bir dost, iki ondan sonra kanka, siyaset, iki kardeş. Siyaset dediğimiz cam kırıldı mı diyorsun? Yok, öyle bir cam, öyle bir perde yok yani. Şimdi geçmiş dönemlerde çok birbirlerine karşı oldukları dönemler oldu. Cumhurbaşkanımızın Devlet Bey'e, Devlet Bey'in Cumhurbaşkanımıza bazı ifadeleri söz konusu oldu ama Devlet Bahçeli, devletin bekası dediğimiz unsurlar meydana çıkınca görüyorsunuz yani yapamayacağı fedakarlık söz konusu olmuyor. Onun için Devlet Bey ile Tayyip Bey'in, ondan sonra Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri sadece bu kameralara yansıyan tarafları, belki günde 20 kere 30 kere görüştükleri günler bile oluyordur. Çünkü ülkemiz önemli olayları her gün yaşıyor. Allah ikisinin de ömrünü uzun etsin. Evet. Devletimize, milletimize, onların da şahsi manevilerine zarar vermesin inşallah. Evet. Mevlid Kandili'ni geçirdik. Çok, evet. Onunla ilgili, ya onunla ilgili kutlama yayınlıyorum. Evet. Biz de söylemiş olalım. Evet. Müslüman aleminin. Evet. İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlayalım. Ondan sonra bu günlerde daha iyi anlıyoruz Peygamberimizin risaletini. Bu risaletin insanlığa katmış olduğu değerler manasını. Hayırlar getirmesini. Tabii ki. Ve bu gibi unsurların, kandili dinimizde olan bir unsur değil ama milletimizde olan çok güzel bir gelenek. Onun için bu geleneği yaşayan ve yaşatan, bunu bir aff vesilesi kılan herkesin duaları bu akşam hürmetine Rabbim kabul etsin. Amin. Ben Yüce de. Makamında dergah izzetiyle verilir. Evet. Sen kandili kutlamıyorsun galiba. Ben de, ben de tüm insanlığa, tüm İslam alemine, tüm dünyaya, hatta biraz da böyle seküler dediğin için tüm galaksiye enerji, hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum. Yine son bir sürpriz bir şey oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Genç kart, ücretsiz ya da indirimli 18 yaşındaki olan bir insana, burada çok önemli bir şey var. 18 yaşına giren bir Türk vatandaşına bir yıllık bir kart verilecek. Burada sanat, tiyatro, müze ve benzeri gibi alanların sosyal aktivite dediğimiz noktalarda ya ücretsiz ya çok büyük bir indirimli bir planlamayla bir genç kart çıkıyor. Ne düşünüyorsun? Hayırlı olsun. Yani bizim ülkemiz 1960'dan hemen sonrasında, 60 ile 90 arasında dünya gençlik rezervleri arasında ilk 10'da olan, ilk 5'te olan, kah geldiği 3'te olan ülkeler arasında. Gençliğinizi nasıl yetiştirirseniz, gençlerinize neler, nasıl imkanlar tanırsanız, gençliğinizi zenginlik içerisinde nasıl yaşatırsanız, onlar da bu memlekete değişik zenginlikler çıkartırlar, değişik üretimler yaparlar ondan sonra. Onun için gençlerimize yapılan her yatırım kıymetli ve önemlidir. Ufak, büyük diye bakılmaz bu konulara. Ben öyle bakmıyorum asla. Onun için gençlik, ben kendimi genç görmüyorum artık. Yaşlandım abi ama genç, kendini genç hisseden, kendini genç gören ya da geleceğimizin mimarı olacak bütün genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Devlet babamız verir baba. Devlet babamız aynı, verecek. Aynı şekilde 10 GB internet, cep telefonu bilgisayarlar için 5500 TL indirim o seçim vaatlerinden. Üçü de zaten seçim vaatlerinden biriydi. Abi, yani ne seçim vaadi bu? Yani 14 Mayıs'taki geçmiş seçim vaadini gerçekleşti. Tamam, yani önümüzde bir seçim yok. Bunlara seçim vaadi dersen yanılmış. Tabii olur. Mart'ta bir seçim var ama. Ya yerel seçimler o şöyle durum. İnsanlar bakacaklar. Yani bu yerel seçimde bir vaatlerin karşılığı yok mu diyorsun? Onun yani orada vaat şudur. Liyakattir. Ondan sonra orada vaat, ondan sonra ahlaktır. Orada vaat, ondan sonra kamu malını israf etmektir. Hizmet midir diyorsun? Ondan sonra orada vaat, ondan sonra bu böyle midir zaten? Yani bu yerel yok. Bak, idealizmden mi bahsediyorsun yoksa realizm mi? Ben idealizmden bahsediyorum. Ama realizm bambaşka. Realizm öyle. Realizm de şudur. Ya yani belediyelerin vatandaşa verebileceği ne vardır biliyor musun? Hizmet vardır. Hizmeti ayağına getirir. Kaldırım yoktur. Kaldırımını vermek verir. Onun kaldırımını getirir. Ondan sonra efendim yolu yoktur, yolunu asfalt yapar. Tamam, bunlardır yani.
belediye ondan sonra gidip de diyemez ki yani ben af çıkartacağım da cezaevindekileri salacağım diyemez yani, anladın mı? Para basacağım ondan sonra ya da işte devalüasyonu önleyeceğim ya da ondan sonra enflasyonu dengeye getireceğim diyemez. Belediyeler, belediye biraz daha form olarak ondan sonra devlet ricalinin fen, ondan sonra işte sosyal yardım, işte nasıl diyeyim, ama şehir, yerel kendi, şehir mobilyaları ve şehir kentleşmesi noktasındaki politikalarını yürütür. Yani şimdi çıkıp da dese ki Düzce'de belediye başkanının adayı, işte fındığı ben önümüzdeki dönem 250 TL yapacağım mesela. Real olur mu yani? Olmaz. Olmaz. Aynı durum. Asgari ücreti 55 bin lira yapacağım demesi gibi yani bu durum. Real olmaz yani. Ülke gündemini irdeleyecek bir durum değil o. He, vatandaş şöyle bakacak. Diyecek ki vatandaş, hizmeti kim getirebilir? Parayı kim bulabilir? Örnek veriyorum, işte bizim geçti bu dönemde 20 kilometre ondan sonra asfalt yapmışız ya da 200 kilometre asfalt yapmışız. 300 kilometre ondan sonra asfaltı kim getirir? Tamam mı? Böyle bakacak. Yani devletin imkan ve serayetlerinden şehrimizi en fazla kim faydalandırabilir? Vatandaş böyle bakar. Vatandaş öyle baktığı için zaten ondan sonra ekonomik unsurları değerlendirir. Yani şöyle yani yerel seçimde bir genel seçim gibi vaatlerin karşılığı mı yok diyorsun? Ben tam... Genel seçimin karşılığının vaadi insanın kapısının önüdür. Çok net. Ya çok şey değil yani genel yaşamın seçim, tamamıdır tabii, aslında. Genel seçimin yani, sabah evden çıkıp evet, akşam eve gelene kadar, şuna hatta evin içerisinde olma noktasına kadar evet, tüm 24 saati dokunan bir alandır yerel kesinlikle anlamda. Yerel seçimde şu vaatleri, şöyle vaatler verilir. Ulaşım ricalinin aksamadan devam etmesini sağlayacağız. Yeni yol ve sistemler yapacağız. Ondan sonra kaldırımlarınızı, asfaltlarınızı ondan sonra temiz ve bakımlı tutacağız. Mezarlıklarımız, mezarlık hizmetleri ki önemli hizmetlerdir. Tamam, bundan sonra aksamadan devam ettireceğiz. Ve bunun yanında şöyledir. Biz bunu Faruk Bey'le gördük. Faruk Bey'in öncesinde böyle bir şey yoktu. Böyle bir hani vaat yoktu. İnternet altyapısını yani şehrin globalleşmesini sağlayacak internet altyapısının bu kadar megabaytlarını hızlandıracağız, arttıracağızdır. Yani yoksa çıkıp ondan sonra şu şey demenin, ya olmayacak şeyler söylemenin bir anlamı yok. Mesela şimdi yerel seçimler başlayacak. Çok da değişik adaylar yok yani. Milattan önce 5. yüzyıldan kalma adaylarla konuşacağız. Evet, ya adaylarını, vaatlerini dinleyeceğiz. Tabii çok uzun bir konu bu. Bunu bir çok önümüzdeki evet, günlerde konuşacağız ama Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Devlet, ya Cumhuriyet değil babacığım. Devletimiz 5000 yaşında. Evet, tam Cumhuriyet, bekledim cevap bu işte. Devlet yani bak sistemlere takılıp kalmayın. Cumhuriyet sistemin adıdır. Tamam mı ondan sonra? Bugün ama Cumhuriyetimiz yani, 100 yaşında. Yani, bu şimdi, bir değerdir. Ama şöyle durum var. Bunu değerdir tabii ki. Ben bunu değerdir değildir diyemem ama bizim Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Ya biz dünya tarihinde 10.000 yıllık bir milletiz. Tamam mı ondan sonra? 5.000 yıldır da aktif devlet kuruyoruz. Tamam mı? 5.000 yıldır. Ya hani yüzü eyvallah simgesel olarak güzel. Yani Allah devletimize zemel vermesin. Evet. Ama ve lakin Türkler nasıl ki bu zamana kadar devlet kurdularsa kendi devletleri yıkıldıktan sonra da kendi devletlerini gene kendileri yıkarak başka devletler kurarlar. Türk evet, devletinin varlığı Allah nasip kısmı versin elbet devam edecek. Evet, onun için inşallah. 100. yıl, bugün Cumhuriyet sisteminin 100. yılı ama Türk devlet anlayışının belki 5000. yılındayız. Allah devletimize nice 5000 yıllar göstersin. Allah milletimize nice 5000 evet, yıllar göstersin. Evet, inşallah. Liyakatin hakim olduğu, ahlakın hakim olduğu, milletimizin secaat ve seciyesinin yükseldiği böyle bir devlet anlayışını Allah en kısa zamanda devletimize göster, milletimize evet, göstersin ki milletimizin devlete bağlılığı artsın. Yine de Cumhuriyetimizin 100. yılı önemli ama için, tamam da yani. Evet. Türkler yani şimdi şöyle durum var. Tarih bir bütün olarak kısındık şeydir. Tamam, bir bütündür. Yani Türklerin tarih sayesinde çıktığı, ondan sonra işte sen kavimlerin göçü olarak mı görüyorsun? Lan biz kavimlerin göçünün sebebiyiz. İnsanlar bizden korkusuna kaçarak ondan sonra bir dünya kavimi oluşturdular. Moğollar ve Türklerden korkusuna kaçarak. Şimdi bugün geldiğimiz noktada 10.000 yıllık bir millet anlayı, milletin tarihini 100 yıl gibi bir kısa süreye sokmak çok büyük hatalar getirdi Türkiye'de. Ben bunu söylerken bu pozitif de söylenebilir. Yani 10 bin yıllık bir söylediğinize göre bir kadim bir geçmişin üstüne de bir taçlandırma da olarak da değerlendirebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani bugün 100 yaşında o kadim uygarlıkların, ben devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
bugünkü intizamına şöyle bakarım abi. Derim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 bin yıldır ondan sonra oluşturmuş olduğu devlet geleneğini, ondan sonra erkan faaliyetlerini, milli gayrimilli, ondan sonra unsurlarını daha aktif, daha verimli şekilde iş dinamiklerinde beziyorsa, iş dinamiklerinde tutuyorsa taşlandırma olarak taşlandırma, onu söyleyebiliriz. Yani, Türk Devleti'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün ondan sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu büyük milli mücadeleyi de asla atlamamak lazım gelir. Doğru söylüyorsun. Belki onu hafife almış gibi görünebilir. Çok özür dilerim bu konuda. Öyle anlaşıldıysa. Estağfurullah. Seküler kardeşlerim tarafından. Estağfurullah. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Ben çok özür dilerim ama Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu büyük mücadele devlet cumhuriyetle taşlanmıştır. O evet. süreçte tabii ki. Şu andaki cumhuriyeti kuranların çoğu rahmet etmiş tabii. Atalarımız. Hepsine rahmet olsun. Rahmet olsun. Tabii. O keşke ondan evet. Sonra keşke dediğimiz konular mutlaka vardır ama keşke onların feraseti, onların fedakarlığı bugün milletimizde muhalif, iktidar, ondan sonra senin benim gibi vatandaş yani hepsine sirayet etse de fedakarlık zincirini bir daha oluşturabilsek. Canlarından fedakarlık ettiler. Büyük işler yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah. Evet. Şimdi hangi kameradayım yönetmen? Şöyle söyleyeyim. Ortak kamera. İstanbul Düzceliler Derneği. Onu da biraz geçmek isterim. İstanbul Düzceliler Derneği Başkanı İlyas Çelebi'nin öncülüğünde şu anda halihazırda geçen hafta 23 Eylül'de başlayan Üsküdar Lezzetler Festivali tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Düzceliler Derneği Başkanı İlyas Çelebi açılıştan bu yana birçok misafirleri kabul ediyor. Şu an Üsküdar'da hala da Düzce'yi tanımak isteyen veya Düzceli hemşehrilerin Düzce'den birini görmek isteyen biri varsa Üsküdar Harem Meydanı'nın yanında Lezzetler Festivali devam ediyor. Bu noktada açılışını geçen hafta izah etmiştim. Düzceli Cumhurbaşkanı baş danışmanlarımızdan Hamza Cebeci, Düzce Üniversitesi Rektörü de açılışa katıldı. Yine İstanbul'da yaşayan Düzcelileri veyahut İstanbul'da yaşayıp Düzce'yle ilgili bir ne görebilirim diye bir vatandaşımız varsa da Üsküdar'a tekrar davet etmek isterim. Çok güzel. Onun için şu anda devam ediyor. Onu da belirtmek isterim. Emeği geçenlere de teşekkür ederim. Sayın Başkan, çok az önce yaklaşık bir saat önce AK Parti geçen hafta bir istifalar yaşandı. Merkez ilçe başkanı istifa etmişti. Gümüşova ilçe başkanı istifa etmişti. Çilimli ilçe başkanı istifa etmişti. Atamalar yapıldı. Hayırlı Merkez olsun. İlçe başkanı Buğra Alp Kocaman, Gümüşova ilçe başkanı olarak atanan İsmail Bostancıoğlu, Çilimli ilçe başkanı olarak Süleyman Kazancı'yı biz tebrik ediyoruz. Tabii ki. Ben Buğra Alp Kocaman konusunda ondan bazı şeyler söylemek isterim. Evet. Kendisini çok yakinen tanırım. Düzce'mizin çok kaliteli, çok dinamik, ondan sonra gençlerindendir. Biz hemen hemen aynı yaş grubundayız. Avukat kendisi ve Düzce'nin çok güzel köklü ailelerinden, kaliteli ailelerinden kendi varlığıyla, kendi şahsiyetiyle kendi yolunu çizen ve bu şahsiyeti de bu gibi daha öncesinde de AK Parti seçim işleri başkanıydı. Ondan sonra il yönetimindeydi. Siyasi bir geçmişi var. Var. Siyasi, ondan sonra il seçim işleri başkanıydı. Bu gibi taşlandırmalarla da taşlandırıyor. İnşallah bak Buğra'ya dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım derken yani pozitif anlamda. Şey diye, yani, pozitif anlamda. Takip etmek lazım. Tabii Buğra Allah razı olsun ederse 10 sene sonrasının Buğra Başkan 10 sene sonrasının 15 sene sonrasının Düzce'deki aktörlerinden olacak. Gelecekte birlikte tabii, yani tabii, bir şekilde karşılaşacağız o zaman. Çünkü yakışıyor. Çünkü onun kalibresine uygun, onun kalitesine uygun, ona uygun. Buğra Başkan'ı çok seviyoruz. Ona da başarılar diliyoruz. Bizim Düzce'li olarak, bir ferd olarak yapabileceğimiz yani çok fazla bir şey olur mu bilmiyorum ama yapabilecek ne varsa da Düzce'nin böyle güzel, kaliteli insanlarını bir yere getiren camiasını da elimizden geleni yapmaya çalışırız. Evet, hayırlı olsun diyoruz. Yine pazartesi itibariyle üniversitemiz açılıyor. Geçen hafta dile getirmiştik. Şu anda Düzce Belediyesi üniversite kampüsü içerisinde ulaşım kartları ile ilgili tekrar bu konuyu hatırlatmak isterim. Evet. Düzce Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimiz ulaşım kartını Düzce Üniversitesi içerisinde açılacak standlardan alabilecekler. Buradan hızlı bir şekilde Sayın Valimiz, Düzce Valisi bu hafta Türkiye'yi salladık.
çok acayip bir garip bir hafta çok oldu. Çok acayip garip bir hafta oldu. Çok garip bir durum söz konusu oldu. Şimdi Düzce Lisesi ismi memleketimiz için önemli bir isim. Bu Türkiye'nin 85 milyonunun örnek veriyorum 84.990.000 için umurunda olmayabilir. Hiçbir önem arz etmeyebilir ama hatıralar biriktiren, ondan sonra burada yaşamış olan, bu şehre dinamik katmış olan insanlar için Düzce Lisesi özelinde isim, biz bunu putlaştırmıyoruz belki ama putlaştırmıyoruz. Sosyal medyada ne oldu yani? Olmaz geçen yani. Hafta ne oldu? O şimdi gün, ne oldu? Düzce Belediyesi, Düzce, aslında bu ortak karar ve meşveretle, Düzce'nin ortak karar ve meşveretiyle ki bu meşveretin içerisinde AK Parti de dahil, meşveretin içerisinde MHP de dahil, İYİ Parti de dahil, CHP de dahil, tamam ya bunu, bu bütün siyasi partilerin ortak karar, ortak bir meşveretiyle Düzce Lisesi Mezunlar Derneği başkanlarının da, Düzce Lisesi eski mezunlarının da hareketiyle bir durum söz konusu oldu. Dediler ki ya Düzce, biz Düzce'yi ondan sonra şey yapalım. Düzce Lisesi ismini tekrardan aslında rücu ettirelim. Şimdi bu 15 Temmuz şey, bu öyle bir durum oldu ki ve mutabakat buldu, yani karşılık buldu bu konu. Karşılık bulunca getirdiler bu konuyu, ondan sonra Vali Bey'in huzuruna. Vali aslında Vali Bey'den ya öncesinde orada, de orada Vali Bey'den önce bakanlığa ne doğru izah edilmedi. Süreci düzgün anlatalım. Vali Bey'den öncesinde de süreç bakanlığa gitmiş, bakanlıktan uygundur denilmiş. Evet 100 yıl doldurdu bu. 100 yıl dolduran 3 tane kurumumuz var, lisemiz var Türkiye'de. Bu 3 taneden bir tanesi de Düzce Lisesi'dir. Doğru, aslında rücu etmesi lazım ismi denilmiş. Ve nitekim bu isim bakanlık tarafından da uygun görülmüş. Sayın Valimiz de Düzce'ye geldikten sonra, valimiz çok insanın içinde olan bir adam. Yani ben geçenlerde biz senle miydi? Bizim de tanışma fırsatımız oldu. Ben çok tanışmadım daha. Birebir tanışmadım ama yolda gezerken, ondan sonra Kandil akşamı yolda gezerken gördüm. Ondan sonra insanlarla selamlaşırken gördüm. Düzce'ye geldiğinden beri ondan sonra emniyet ve ondan sonra güvenlik noktasında yaptığı faaliyetler, teşvik ettiği durumlardan gördüm ki kaliteli bir adam. Öyle eksik, yedik bir adam değil. Geçmişinde de bu adamı eksik bulamazsın yani. Kesinlikle. Öyle bir durum oldu ki 15 Temmuz Şehitler Lisesi'nin ismi Düzce Lisesi diye aslında rücu edince, kaldı ki zaten 15 Temmuz ismi de kaldırılmadı. 15 Temmuz ismi de Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun, ondan sonra ortaokul ve ilkokul ayrı ayrı orada, ilkokuluna verildi. 15 Temmuz ismi de Düzce'mizde gene yaşatılmaya devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Lisesi ismi. Sayın Valimiz de Düzce Lisesi tabelasını tekrardan taktığı o programa katıldı. İnternet ortamında bir gün sonrasında şöyle bir durum söz konusu oldu. Dediler ki hemen böyle bir troll ordusu var. Ondan sonra bu troll ordusu CHP'nin başını yaktı. Bak seçimlerde. Bu troll ordusu CHP'yi seçim kaybettirdi. Bu aynı troll ordusu değil bu. Bu da bizim sağ cenahın troll ordusu. Çok enteresanmış. Tam çıktılar. Tabii çıktılar. Bayağı. Sanki bu kararın içerisinde AK Parti yok. Sanki bu kararın içerisinde örnek veriyorum Cumhur İttifakı Üniversitesi MHP yok. Tamam mı ondan sonra? Ya da bunlarla istişare edilmemiş de böyle olduk ve hadi bakalım 15 Temmuz ismini ortadan kaldırıyoruz diye böyle çıkmış bir adam gibi şey yaptılar. Aslında şuna yormayacaklar. Dediler ki bunlar da ya işimizdeki, işte işimizde yaşayan gizli FETÖ'cüler kendilerini gösteriyorlar. 15 Temmuz ismine karşı düşmanlığı gösteriyorlar diye böyle salak bir şey sergilediler. Yani FETÖ'cüler bir, herkes de FETÖ'cü. Ya bak bu çok tehlikeli, çok tehlikeli bir durum. Bundan yani, bahsediyoruz. Değil de şöyle durum oldu. 15 Temmuz'u hazımsayamamış, içselleştirememiş yöneticilerimiz var. Bunlar da bizim elimizde devlet yöneticiler tarzında böyle bir yorum silsilesi yayıldı Twitter'dan. Ben Twitter'da ondan sonra o yorumlara katıldım. Yani yorumlara karşıt olarak katıldım. Yani bunun durumun böyle olmadığını, ondan sonra bak bu durumda hata yapıldığını, yanlış yapıldığını ikrar ettim. Bağıra bağıra da söyledim yani. Sonrasında da şöyle bir durum oldu. Tekrardan Düzce Lisesi'nin ismi bakanlık kurulduk. Bakanlık kararıyla sanki bakan bey de, yani hani şeyden biz sanki 15 Temmuz'da düşmanlıktan dolayı Düzce Lisesi ismini istiyormuş Düzceliler gibi 15 Temmuz ismi tekrardan geri geldi. Ondan sonra tekrardan tabelası takıldı. Şimdi birinci konumuz şu. Süreç ne olursa olsun arkadaşım. Süreç nereye giderse gitsin. Bir memleketin, bir şehrin kendi iç dinamiği vardır. Şehrin hafızası. Hafızası vardır. Düzce Lisesi bu şehrin hafızası. Bu şehrin hafızasından Aziz Yıldırım çıkmış. Bu şehrin hafızasından Faruk Özlü çıkmış. Ve devletin içerisinde bugün o tabelayı kaldıran bürokratlar var ya, milletin bürokratları. Onlardan bile Düzce Lisesi mezunu olan adamlar var. Ne izah edilmedi? Yani burada bir sorun var. İzahla hiç alakası yok abi. Bu tamamen geçen hafta bir iletişim hatası vardı yani. İletişim ne var, anlatılmadı? Abi değil ya. Bu neden? Tamamen ya, bu ya tamamen tam bundan sonra böyle işte herkesi FETÖ'cülükte suçlayan böyle uyuyan yüceler var ya. O yücelerin uyanması oldu. Yani. Evet bak ben biz ne kadar önemliyiz.
O gün Düzce Lisesi'nin tüm Türkiye'de günlerce, iki gün takip ettim. Evet. Tüm abi TV'de öyle değil. Ha, başka bir şey söyleyeceğim. Yani bu burada nerede hata yapıldı? Ne izah edildi? Bu bir hata değil arkadaşım ya. Bak burada bir şey söyleyeceğim sana. Bu hatadan kaynaklı değil. Bu tamamen yanlış insanların bu konuyu alıp suistimal etmesinden kaynaklandı. Bu konu yanlış aktarıldı. Yanlış aktarıldı. Kim suistimal etti? Sayın Vali, valimiz bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasını gördün mü sen Twitter'da? Evet. Açıklamasını? Evet gördüm. Valilik Twitter'dan bir açıklama yaptı. Dedi ki valilik, Düzce Lisesi bir bu şehrin hafızasıdır. Bu şehrin önde gelen insanları, bu şehrin ondan sonra orada okumuş bireyleri geldiler, dediler ki biz bunun aslında rücu edilmesini istiyoruz. Ve bunun bizden öncesinde de bakanlığa bu onaya gönderildi. Onayda bakanlığına onay verildi. Onay verildikten sonra biz de ondan sonra şöyle bir şey geliştirdik. 15 Temmuz ismini kaldırmak bize yakışmaz. Ben meğerle söylüyorum bunu. Kaldırmak bize yakışmaz. Biz 15 Temmuz ismini de falanca bölgedeki falanca okulumuza verdik. Orada da yaşamaya devam edecek dedik. Diye bir açıklama yaptı. Tamam, Twitter'da duruyor, güzel. Hala duruyor. Gayet, ben gayet güzel, aynen. Bu şöyle durum var. Bu açıklamadan öncesinde şuna gitti zaten mesele. Görüyor musunuz? 15 Temmuz ismini kaldırıyorlar. Evet. 15 Temmuz ismini getiriyorlar. Bunu kim yaptı? Bunu yapan troller kardeşim. Bizim sağın kimin trolleri? Bizim sağın trolleri diyorum. Yani Cumhur İttifakı tarafının trolleri yaptı. Bizim trollerimiz yaptı. Çok enteresan. Bizim trollerimiz dediğim de şu. Yani onu bu... biraz açar mısın? Yani nasıl arkadaşım, beyin açayım. Twitter'da 100 bin takipçiniz varsa onu siz bir şey oluyorsunuz. Algı operasyoncusu oluyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra algıcı oluyorsunuz. Ama bir emir kim veriyor buna? Emir derken bu şöyle durum var. Buradaki adamın dinamiklerini Ankara'daki, İstanbul'daki adamın dinamiği bilmez. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Rahmetli şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun tamam ondan sonra ismini gitseler Sivas Lisesi'ne verseler tamam mı ondan sonra. Sivaslılar bunlar rahatsız oldular farz ederek söyleyeyim. Ne dersin? Ne dersin? Derim ki kardeşim ben bugün oturduğum zaman derim ki internette böyle bir haber düştüğünde Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini oradan kaldıran şerefsizdir derim. Niye? Benim Sivas Lisesi'yle bir hatıram yok ki. Bir şeyim yok ki benim. Sivas Lisesi'yle bir durumum yok yani. Oradaki dinamik. Yok yok ben o dinamiği bilmem. Şimdi örnek veriyorum. Adam benim troll dediğim adam da ondan sonra suçsuz belki. Şundan dolayı. Adam da Düzce'nin dinamiğini bilmez. Düzce Lisesi onun için bir önem arz etmez. Onun umurunda olmaz. Düzce Lisesi kimin için önem arz eder? O lisede bulunmuş. O lisede tam ondan sonra zamanını geçirmiş. Hatırasını geçirmiş. O liseden tam ondan sonra mezun olduktan sonra ben şuradan mezun oldum diyerek bunu gururla Düzce'de söylemiş. Yani dünyanın her yerinde söylemiş. İnsan için önem arz eder. Yani şuna ben çok katılıyorum. Biz şu anda Bartın'la ilgili önümüze bir şey düşse oranın dengesiyle ilgili bir fikir beyan etmemiz doğru da olmaz. Tabii ama burada bak neyle ilgili? Şu an Bartın'la ilgili bir gündem düştü diyelim. Ya da Mersin'le ilgili bir gündem ya düştü. Ya babacığım bu veyahut doğru. Başka bir Şırnak'la ilgili bir gündem düştü. Yerel dengeleri bak, dokunabilecek. Şimdi sen şimdi örnek veriyorum Şırnak'ta tamam mı ondan sonra 15 Temmuz Şehitler Lisesi'nin ismini tamam mı ondan sonra Şivan Perver Şehit Lisesi diye onu Şivan Perver Lisesi diye değiştirirsen böyle bir benzerlik kıyamet yok kopar. Böyle bir benzerlik yok abi. Şimdi bu o muhamele gördüm. Tabii. Tam o muhamele. Abi ben buradaki hadise yanlış o. Bir de şöyle durum var. Bak bizim sağ cenah için söylüyorum bunu. Yani siyasi şovmenler açısından söylüyorum. Bu siyasi şovmenler şunu bilmeleri lazım. Düzce'de AK Parti'nin kadın kolları genel başkanı var. Düzce'si mezunu mu? Ya abiciğim Düzce'li. Senin benim dinamiklerimle aynı düşünen bir kadın hanımefendi Ayşe Hanım. Yani seninle aynı yerde büyümüş, aynı sokakta gezmiş bir tamam, hanımefendi. Tamam. Yani beni anlayabilir. Ondan sonra Düzce'de tamam ondan sonra Türkiye bak Düzce'nin belediye başkanı Düzce Lisesi mezunu. Ve aynı zamanda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı yapmış. AK Parti'nin önde gelen isimlerinden 30 tane isim saysanız 15 tane isim saysanız Faruk Bey 15 tane ismin arasına girer. Şimdi muteber gördüğümüz yerde siyasi şovmenlik yapmak yerine biz bu insanların bu konuyu yorumuna bakmış olsaydık burada bir art niyet olmadığını, burada bir yanlış olmadığını zaten görürdük. Ya benim bak Doğancığım, değerli kardeşim benim anlamadığım olay şu. Şimdi bu noktaya Düzce Lisesi'nin isminin milli değerler, manevi değerlerimizin karşıtlık, çünkü sahip çıkan tarafa bakıyoruz şimdi. Sahip çıkan taraflar sanki daha böyle muhafazakar olmayan, daha böyle bir abi, hükümete yok. Muhalif olan vallahi insanlar böyle bir sahip çıkma durumu çıktı. Sadece burada bir iletişim sorunu vardı. Düzce'de
şöyle durum var. Yani Düzce'de Düzce Lisesi olsun toplantısını yapanlar AK Parti bürokratlarıydı. AK Parti bürokratları istemeseydi, istiyorsan sen ondan sonra kendini yak ol. Orada bir iletişim sorunu yok muydu? İletişim sorunu buradaki iletişim... Nasıl oldu da bu patladı? Bak, ben burada, hala ayrıca burada şöyle durum var. 15 Temmuz, tamam mı? 15 Temmuz ismi... Ve şehitler ismi. Senin seküler tarafın diyeyim, tamam mı? Ondan sonra senin seküler tarafın dediğim muhalefet tarafından yumuşatılmaya, ondan sonra böyle bir şey gibi, tamam mı? Ondan sonra böyle ufak bir hadiseymiş gibi gösterilmeye çalışıldığından dolayı tam bundan bahsediyor. Savunma psikolojisi var, tamam mı? Ondan sonra biz, yani bizim sağ cenahta, yani Cumhur İttifakı tarafında, ben kendimi de oraya yapıştırmış oldum bir kere. Yani bizim sağcılarda şey var, onu savunma içgüdüsü doğuyor otomatikman. 15 Temmuz'u biz kutsal kabul ediyoruz, tamam mı? Ondan sonra yani biz derken toplum kutsal kabul ediyor. Çanakkale'yi kutsal kabul ettiğimiz gibi. Yani önemli. Şimdi önemli. Burada şöyle durum var. 15 Temmuz'u bu muhalefet anlayışı, tamam mı? Ondan sonra böyle azımsamasaydı, kontrollü darbe şöyle böyle falan filan deyip, tamam mı? Ondan sonra orada giden bizim 270 tane canımıza, tamam mı? Ondan sonra böyle saçma sapan yorumlar yapmamış olsaydı, bugün Düzce Lisesi'nin isminin ondan sonra aslında rücu etmesini hiçbir problem azetmezdi. Bugün 15 Temmuz'u, 15 Temmuz konusunda iki tane grup var, ondan sonra şey yapan, 15 Temmuz'u böyle işte kontrollü, şöyle böyle, tufa kurdular, öyle oldu, böyle oldu, yani iki tane grup var. Bunu açık açık konuşalım mı yani? Yani. Bir tanesi ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu etrafında köreklenmiş Millet İttifakı bloğu, bir tanesi de FETÖ'cüler. FETÖ'cüler 15 Temmuz'un mimarı olduklarından dolayı, bu belayı, musibeti bu millete yaşattıklarından dolayı, ondan sonra buna... bunu küçük görmeye, küçük düşürmeye çalışıyorlar. Muhalefetler de Cumhurbaşkanımızın düşmanlığından dolayı. Bu kadar yani. Ya yani bu yerel dengeyi tabii, ulusal anlamdaki sağlamasının abi, sebebi bu iki faktör. Tabii. Bak burada şöyle söyleyeyim sana. Düzce'de benim 15 Temmuz'da 15 Temmuz darbesinde benim bir resimlerim var, videolarım var tankların üzerinde. Hiç kimse bana martavan okumasın. Ben Cumhurbaşkanımızı Kızılay'da meydanda gördüm. Ankara'daydım ben. Düzce'de değildim yani. Böyle hani orada tamam, orada hepimiz bir olduk. Tamam, bir bak, olduk. Dinle. Ama ben Düzce Lisesi mezunu olarak hep beraber Türkiye olduk. Tamam. O noktada onu ifade etmek isterim. Ben Düzce Lisesi mezunu olarak ondan sonra gittim. Düzce Lisesi mezunu olarak, Düzce Lisesi'nde almış olduğum eğitimin bana vermiş olduğu iradeyle çıktım. Dedim ki demokrasiye de sahip çıkacağız, devlete de sahip çıkacağız. Burada kardeşim, burada dedim. Bir Düzce Liseli olarak da mı konuşuyorsun şu tabii an? Tabii ki Düzce Lisesi olarak, Düzce Lisesi olarak konuşuyorum. Benim Düzce Lisesi'nde hatıram var kardeşim. Düzce'deki birçok insan gibi. Ben de buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum. Düzce Ticaret Meslek Lisesi'nin isminin tekrar o tabelanın asılmasını istiyor. Düzce Ticaret, bak bir şey söyleyeceğim sana. Asılmasın. Düzce Ticaret oranın olabilir, şu andaki yapalım. İsmi... Bak babacığım. Ben böyle normal konuşuyorum. Hiç sıkıntı yok. Buyurun. Arkadaşlar. Biz acın gibi. Değerli yayıncılarımız kusura bakmasınlar. Ben bazen normal konuşmaya dönüyorum. Benim lisanım burada da aynı, dışarıda da aynı. Kusura bakmayın. Değerli dostum. Bak buradaki problem, buradaki durum şudur. Düzce Lisesi Türkiye'deki birçok üniversiteden daha önce kurulmuş bir kurumdur. Bir yapı. Şehrin hafızasıyla ilgili hiçbir sorun yok. Ben Kuleli Askeri Lisesi'nin kapatılmasına karşıyım. Anladın mı? Oradan darbeciler, işte FETÖ'cüler, şunlar bunlar çöreklendi diye, orada işte pislik insanlar, iyi insanların karşısına çıktı diye bir kurumu kapatamayız. Bu bir. İkincisi, gidelim ya Boğaziçi'nde, ondan sonra milletimizin genetiğine, devletimizin varlığına ve bütünlüğüne, ondan sonra bu milletin kendi iç dinamiklerinin bütün her şeyine düşman olan insan zümreleri dolu. Boğaziçi Üniversitesi'nde ve ODTÜ'de. Ya böyle çok da yani bir dakika, yok abi farklı ya. Düşün. Dur abi, niye ülkede, bu ülkede, bu ülkede insanlar hayır abicim, bir dakika. Farklı düşünebilir ya. Tamam, bak yani, bir şey söyleyeceğim işte. Buradaki. Ama kaç yıllık üniversiteler bunlar? Cumhuriyetle, belki Cumhuriyet'in yarı tarihine eşitler. Boğaziçi'ni merak ettim, bakıyorum. Bak, bunların ismini değiştirmiyoruz da niye kardeşim Düzce Lisesi gibi kurumsal bir yerin ismini değiştiriyoruz? Ben zaten isim değiştirmesine karşıyım. Niye isim değiştirmesine karşıyım? Bak Türkiye'de yüzlerce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olsun. Yüzlerce Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu olsun. Ondan Boğaziçi sonra, Üniversitesi de 1863. Tabii ki yani. Nasıl, abi biz de Cumhuriyet'le Cumhuriyet'e eşitiz Düzce Lisesi'de. Bunlar devam etmesi gereken yerler. 16 Eylül 1863 modern. On binlerce mezun. 15 Temmuz Şehitler Kütüphanesi olsun. Vallahi billahi milyonlarca, tamam mı, ondan sonra Ömer Halis Demir Caddesi olsun. Adam hak ediyor. Tamam mı? Yani o isimde duruyor. Bir gram gocunursam şerefsiz. Ama biz bunları hepsini yeni yapalım. Mevcudu değiştirmeyelim. Mevcudu değiştirdiğimiz zaman olmuyor. Kültür nüveleri, şehrin kentleşme yapısını bozuyoruz. Kültür nüveleri bozuyoruz. Şimdi Düzce'de
biz sürekli kentleşemediğimizden bahsediyoruz. Biz kendi şehrimizin iç dinamiklerinde insanların tarihsel bir varlık, tarihsel bir dayanak bulduğu, kendisini oraya dayandırdığı bir iklim oluşturmasak nasıl kentleşeceğiz? Düzce'si bu kentleşme unsurlarından bir tanesidir. En önemlisidir diyemem ama biridir yani. Yani böyle kabul etmek lazım. Yani Düzce Lisesi'nin baştan isminin değiştirmesine hatta, ser koyuyorsun. Hatta bak gidebilirsin tam bundan sonra. Örnek veriyorum. Cumhuriyet İlkokulu vardır. Cumhuriyet İlkokulu'nu değiştirebilirsin. Cumhuriyet Lisesi vardır. Cumhuriyet Lisesi'ni değiştirebilirsin. Niye biliyor musun? Bunlar zaten rejimin koyduğu isimlerdir. Tamam mı? Yani o da yani, hafifletmemek lazım. Yani. Abicim onu rejimin yani, koyduğu isimlerdir. Başka örnek verilebilir. Hayır rejim. Yani. Allah Allah. Yani, değil abicim. Bak, burada Mehmet Akif Ersoy da yani büyük bir yerdir. Yani benim sadece şu anda sadece muhalefet yapan solcu damarım. Sadece seküler damarım. Biraz da farklı olalım yani. Ülkemizde zaten 25 bin tane Cumhuriyet İlkokulu var. Cumhuriyet Lisesi var. Tamam bu bir şey değiştirmez. 25 bin tane. Bunu değiştirebilirsin ama bir ille müstesna olmuş. Tamam mı? %100 aynı fikirdeyim. Bak Sakarya Lisesi. Aynı fikirdeyim. Sivas Lisesi. Mersin Lisesi. Afyon Lisesi. Afyon Lisesi. Kesinlikle aynı bunlar fikirdeyim. Olmaz arkadaşım olmaz değil. Bunları yapılmaması lazım. Kesinlikle. 15 Temmuz ismi verdiğimizde, on bak şimdi ama şimdi sizin kafanız da şöyle derdi o dönemde. Yani böyle bir suçlamamak lazım. Tabii sizin kafanız diyor çünkü haklı olarak söylüyorum. Şimdi biz o dönemde tam ondan sonra gelseydi o 2016 yılındaki idareciler ya biz o düzcesini yani değiştirdik gene Cumhuriyet Lisesi'ni değiştirelim deseydi şunu derdiniz. Oradaki kafalarla zaten rejim biz aynı tarafta ya. Olamayız. Evet yani. Rejim değişiyor. Oradaki kafalarla biz aynı tarafta olamayız. Yani yok, sizin kafanız derken 2016 yatıfta bulmamak yok, lazım. Hayır ben seküler kafaya söylüyorum. Reddediyorum. Eyvallah. O kafa kimler? Kimler var abi yani, o kafada? Yani o ben 2016'daki İYİ Parti belediye başkan adayı var mıydı o kafada? Bugünkü 2016 yılında mesela Düzce Lisesi'nin isminin değiştirilmesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayı Mehmet Geliş'in ismi var mı? Ya da bir önerisi var mı? Ya da değiştirilmesin dediği bir durum var mı? Olabilir. Yani bu şu var anda mıydı? Şu anda yani Düzce Lisesi'nin ismi 2016'da o gün. Hani 2016 ile ilgili şu anda bir varsayım yapıyor mu? Çünkü o bambaşka bir yıldı yani 2016 hepimizin. Ben 15 Temmuz'u ben o gün yaşadıklarımız yani bak, bir daha yaşamak bir şey söyleyeceğim da. Bak bir şey söyleyeceğim abi. Hiç kusura bakmayın. Şehirde olan 30 tane 20 tane cumhuriyetten bir tanesinin yerine ondan sonra 15 Temmuz Şehitler Lisesi ismini koysaydınız hiçbir şey olmazdı. Ama şehirde bir tane olan ve 70 yıllık olan Düzce Lisesi'nin ismini koymayacaktınız. Bir kere burada muhalif değilim. Ben %100 bu konuda aynı fikirdeyim. Düzce Lisesi'nde değilim. Düzce Ticaret. Benim de şu anda bir okulum yok maalesef. Geçen gün diplomam kayboldu. Adnan Menderes Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne gittim. Ona bana bir tane şey verdiler. Diploma diye. Orada Düzce Lisesi yazıyor. Üzüldüm. Düzce Lisesi mi yazıyor? Hayır. Özür dilerim. Adnan Menderes Teknik Anadolu Lisesi'ne gittim. Verdiği diplomada Düzce Lisesi yazıyor. Evet. Düzce Ticaret Lisesi yazıyor. Özür dilerim. Yani üzüldüm. Bu benim, yanlıştı. Üzüldüm. Bak bu hatadır. Bak benim bir okulumda, de bir şey daha söyleyeyim. Benim okulumda da geri gelmesini istiyorum. Bak bu çok hatadır. Bizim bu de şöyledir. Bizim de anılarımız var orada yani. Yarın bir gün insanlar tam bundan sonra bu hadiseleri aslında rücu etmek için bu kavramların şahsı manevisine zarar vererek bu işleri yaparlar. Bu işleri tam zarar verecek şekilde yapmaktan vazgeçip bugün zaten o konu bitti artık. Tamam yani rezil bir duruma geldi. Nasıl bitti? Şeyle bitti. Hani ona doğru. Geleceğim bir sorudan var orada. Orada bitmedi ama orada buyur hassas abi. Bir soru var. Sayın Bakanımız Twitter'daki duyguyu baktı. Muhtemelen böyledir. Sayın Bakanım Düzce'de bir okulun ismi değişmiş. Hangi okulun demiştir? İşte 15 Temmuz şehitler. Ya nasıl olur? Nasıl olur demiştir ve hemen asın o tabelaya geri demiştir ve nihayetinde tabela asılmıştır. Abi bak bir şey bu nasıl bir psikoloji bu ya? Bu psikoloji değil babacığım bak bu anlamıyorsun. Bu Sayın Bakan'a nasıl anlatacağız bunu? Yani bu işin senin şu anda anlattığın gibi Milli Eğitim Bakanı'na bunu anlatmamız lazım. Bu şu an anlatma konusunu geçti. Bu şehrin hiçbir vatandaşı Düzce Lisesi'nin ismini değiştirirken 15 Temmuz gününe ve 15 Temmuz'da şehitlere hafif düşürecek benim tanıdığım Sayın muhalif Bakanım. Olarak da insan yok. Benim tanıdığım, bizim karşı cephe dediğimiz veya zihinsel olarak ya da ticaretten ya bu karşı... Bu çok önemli bir şey ya. Ama hayır, yani. Bu sorulmaz bile ya. Bunu bir anlatmamız lazım. Bak buradaki problem ne, buradaki durum ne biliyor musun? Bu durum artık 15 Temmuz Şehitler Lisesi isminin tekrar Düzce Lisesi olması ihtimali çok zayıf. Tamam, bitti bu ihtimal. O zaman yeni, şöyle durum oldu. Yeni bir Düzce Lisesi mi kuralım? Bu kadar. Olabilir. Bunu söyle, ona geleceğim babacığım. Olabilir. Sayın Bakanım Faruk Özlü'ye rica ediyorum. Ben buyurun. Bir Düzceli olarak rica ediyorum. Düzce'mize kaç tane okul kazandırdı? Allah ondan razı olsun.
Minnettarız. Evet, kesinlikle minnettarız. Çünkü hiçbir yerel yönetici Düzce'de okul inşaat konusunda benim bildiğim hiç daha bu zamana kadar o bizim işimiz değil dedi çıktı. Sayın Bakanım, bir Düzce'ye bir lise kazandırmasını istirham ediyoruz. Düzce Lisesi. Düzce'ye bir lise kazandırmasını istirham ediyoruz. İsimsiz lisesi. Daha sonra da bunun ismini Düzce Lisesi olarak değiştirelim ve bu Düzce Lisesi olarak devam etsin. Şehrin hafızasını nasıl birleştireceğiz onu? Şehrin oradaki hafızayı bütün ondan sonra geçmişleri o tarafa taşıyarak ondan sonra değiştireceğiz. Olabilir. Çünkü bu Düzce Lisesi konusunu, Düzce Lisesi'ni eğer 15 Temmuz Şehitler Lisesi'nin ismi değişmesi konusu bir ondan sonra içimizdeki İrlandalıların dirilmesi olarak algılandıysa evet bunu artık önleyebilecek bir durumumuz söz konusu değil. Ben Sayın Bakanımdan bir Düzceli olarak rica ediyorum. Düzce kamuoyunu da bu konuda Faruk Bey'den ondan sonra talepkar olmaya davet ediyorum. Yeni bir lise yapalım. Hemen önümüzdeki sezona yetişecek şekilde. Bunun ismini de Düzce Lisesi koyalım. 1900 ondan sonra kurulum yılı 1950'dir, 1957'dir. O günden bugüne Düzce Lisesi olarak devam etsin. Düzce Lisesi ismini de bu şekilde yaşatalım. Bunu bir kriz olmaktan çıkartalım ki bu sanki ondan sonra şehrimizde böyle vücut bulmaya çalışan her şeyi ondan sonra işte böyle nasıl diyeyim yani ağzından da kötü ses çıksın istemiyorum. Yani bunların elinden kurtaralım bu konuyu kurtaralım. Sayın Bakanıma ondan sonra Sayın Faruk Özdüyen bir Düzce olarak rica ediyorum. Yayınımızı izleyen kim varsa ondan sonra yeniden Düzce Sesi kurulsun diye ondan sonra hashtag açarak Faruk Özdüyen'i etiketlerse çok memnun olurum. Bu konuda evet. bir yapı oluşturalım. Faruk Bey, ben size söz söyleyeyim. Abi adam keyif alıyor okul yaptırmaktan. Bir de kendi tarihiyle ilgili okul yaptırsın. Ben şimdi yönetmen bir şey yapabilirim bilmiyorum ama bir konu Düzce Lisesi'nin parantezini tutarak üzüldüğümü ifade edecek bir şey göstermek istiyorum. Orada da görebilir. Bizim bir derneğimiz var. Evet. Eski Düzce Ticaret Meslek Lisesi Mezunlar Derneği. Bizim de var. Düzce Çünkü Lisesi'de. Ama bizimki eski. Çünkü başka bir ticaret meslek lisesi yok. Bizim okulumuzun da bizim Düzce Ticaret Meslek Lisesi'nin de başında eski olmasını istemiyoruz. Bizim Düzce Ticaret Meslek Lisesi'nin de tekrar bu hassasiyete sahip Düzce'de tekrar o şehrin hafızası ticaret lisesinde de var. Tamam şöyle yap. Lütfen bak bizim Düzce Lisesi'nin konusuna dahil olarak konudan konu çıkartmayın. Çıkartırım. Kendi konunuzu bizim Düzce Lisesi'ni kurduktan sonra devam ettirin kardeşim. Ticaret sesini yapın, endüstri meslek sesini yapın. Ne yapacaksınız yapın. Çekiç, kumpas. Biz okulumuzun ismini de istiyorum. Evet, bak Muharrem Yalmaz Muharrem kardeşim. Düzce Lisesi mezunudur. Ondan sonra AK Parti'de siyaset yapmış bir kardeşimizdir. Bugün birlikte ondan sonra Düzce Belediyesi'nde çalışıyoruz, alın teri akıtıyoruz. Bak demiş ki yapılacak ilk liseye Düzce Lisesi adı verilebilir demiş. Evet. Bunu yapabilecek Muharrem bir tek şey var. Bunu yapabilecek bir tek kişi var Düzce'de. Faruk Bey. O da Doktor Faruk Özlü. Sayın Bakanım yaptırdığı 4 tane okul gibi. 4 tane miydi? 3 tane miydi? Bu okullar gibi Düzce Lisesi'nde yaptırmasını talep ediyoruz. Vatandaş olarak lütfen bu konuda gündem olsun. Düzce kamuoyu da yeni bir lise yapılıp yeni bir Düzce Lisesi, onlara Düzce Lisesi'nin verilmesi konusunda ısrarcı olalım. Çünkü Düzce Lisesi ismini değerli arkadaşlar 15 Temmuz, yani bugün oradan onun dönüşmesi çok alakasız bir yerlere gittiğinden dolayı daha büyük yanlış anlaşılmalara meyil verecek. Ve bizi de, benim Düzce Lisesi mezunlarını da incitecek, zarar gösterecek. Onun için Düzce Lisesi yeniden hafızasıyla birlikte de ismi Düzce Lisesi olarak alınmalı. Düzce bize bir tane daha lise kazandırılmalı. Evet. Kaldı ki zaten liselerimiz, ondan lise seviyemiz bir okul daha alabilecek kapasitede yani bir okulda öğrencisi kapasitesini barındırabilecek şekilde. İnşallah çok güzel olur. Lütfen bu konuda birlikte ondan sonra kamuoyu oluşturalım. Faruk Bey'i ondan sonra şehrimizin diğer mülki idarelerini ve aynı zamanda Düzce Lisesi'nden mezun olmuş Düzce Lisesi'nden ondan sonra Düzce Lisesi'ne hatıralar biriktirmiş insanları da katalım işin içerisinde. Gerekirse bir bağış kampanyası yapalım. Bizler de maaşlarımızdan bir buçuk maaş ondan sonra iki tane veremeyiz. O da para kazanmıyoruz. Ondan sonra maaşımızı verelim. Çorbada tuzumuz olsun. Ve Düzce Lisesi'ni tekrardan Düzce'ye kazandıralım. Evet. Seçkin Bey demiş ki Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin yeni binaya kavuşmasını ve isminin Düzce Lisesi olarak değiştirmesi gündeme gelir. Sonra Turgut Özal kavgası çıkar mı? Şimdi problem bu işte. Turgut Özal'ın kavgasını çıkartacak insan kalmadı Düzce'de ama ve lakin.
biz çıkartalım. Yani Türkistan'ın kavgasını biz verelim. Diyelim ki bunlar toplumumuzun katma değerleri, bunlar toplumumuza hizmet etmiş insanlar. Bu insanların isimleriyle ilgili bir oynama yapılmasın diyelim. 15 Temmuz'la ilgili de biz kavga verelim millet olarak. İsmiyle ilgili yapıverelim. Düzce Lisesi'ni yeniden kuralım. Yeni bir lise kuralım. Ve bunun ismine Düzce Lisesi ismini verelim. Bu da Düzce Lisesi mezunu olan herkesin boynuna borç olsun. Kimse ağlamasın devlete gidip de ondan sonra öyle oldu böyle oldu isim değiştirsin. Bu iş çok acayip bir boyuta geçti. 15 Temmuz için canını veren Düzce Lisesi mezunları, 15 Temmuz'da canını verecek Düzce Lisesi mezunları, milli iradeye saygılı, milli irade için ondan sonra mücadele vermiş Düzce Lisesi mezunları bugün bu konunun sanki karşısındaymış gibi, gizli FETÖ'cüymüş gibi, ondan uyuyan hücrelermiş gibi muamele görmeye başladı. Böyle bir şey olamaz yani. Ya ne diyeceğiz? Sayın valimizi de buzandan kurtaralım. Bu sayın valimiz Düzce Lisesi'nin hassasiyetlerini bilen bir adam değil. Düzce sayın valimiz Düzce'deki kamuoyuna istinaden orada bir açılış gerçekleştirdi ve isminin aslında rücu etmesi konusundaki konuşmasından dolayı da linç edildi. Sayın valinin arkasında duracak olan birisi varsa o da Düzce kamuoyudur. Düzceliler de Düzceliler olarak arkasında durmamız gerekir. Sayın biz valim, çıkarttık onu çünkü. Biz sayın valimizin yanındayız. Evet. Sayın valimizden de Allah razı olsun. Hissiyatlarımıza tercüman olmuştur. Yaptığı konular, ondan sonra yaptığı bu ismin aslında rücu etmesindeki yapmış olduğu konuşmaların hepsine ondan sonra sonuna kadar katılıyoruz. Allah ondan razı olsun. Allah onun yokluğunu göstermesin. Ve bu linç kampanyasında da kesinlikle sayın valimizi bırakmayacağımızı ondan sonra bilmesini istiyorum. Yani ben de desteklemek anlamında evet. Yeni bir Düzce Lisesi neden olmasın? Tabii ki. Düzce Lisesi bu şehrin çok kıymetli bir değeridir. Kesinlikle. Çok kıymetli insanlar yetiştirmiştir, yetiştirecektir de. O açıdan da oradaki hassasiyetine katılıyorum. Bu konuda aynı fikirdeyiz. Evet. Yani. Şimdi bak Cihan Topçu demiş ki. Ama ben rica ediyorum tüm yorumları okuyalım. Tabii ben en azından belgeyeyim. Evet. Cihan Topçu demiş ki. Düzce Lisesi bir tabeladan binada ibaret değildir. 100 yıllık bir gelenek. Olmaz yeni bina. Yapılsa adı Düzce Lisesi olsa. Bunun hiçbir anlamı yok. Düzce Lisesi geçmişi ile bir bütündür. Tabela ismi olarak bakmak yanlış olur. Ya ben isterim ki Cihan Bey. Düzce Lisesi isminin bugün Düzce Lisesi'nin 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak olan yerde olsun. 15 Temmuz Şehitler Parkı'na biz Düzce Lisesi'ni tekrardan kuralım. Hatta aynı binayı yapmaya çalışalım oraya. Oradan insanların mezun oldu ama böyle bir iklimin çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Bu modern durumlar modern çağ durumlar onu kaldırmaz gibi geliyor. Çünkü orası artık bir kamusal alan durumuna döndü. Maalesef şöyle durum var. Düzce Lisesi'nin Asiye'de olmasıyla işte Cami Kebir Mahallesi'nde olması ya da ondan sonra Kültür Mahallesi'nde olması değil, 100 yıllık geleneğini de söylemiş olduğumuz o 100 yıllık geleneği arşivleriyle beraber yeniden kurması önemli. Hafızasıyla. Ve aynı simgesiyle beraber kurması önemli. Aynı futbol renkleriyle beraber kurması önemli. Aynı ondan sonra öğrenci üniformasıyla kurması önemli. Ben buna bakarım. Kendim de ondan sonra Mezunlar Derneği pilavı oluyordu eskiden. O pilava gittiğimde Düzce Lisesi tabelası neresi yazıyorsa ben de orada Düzce Lisesi mezunu olduğumu göstermekten keyif alıyorum. Tabii Doğan kardeşimin Düzce Lisesi ile yaşadığı hissiyatı tam olarak bana geçmiyor. Ben yine de Düzce Ticaret Lisesi'nin isminin geliverilmesini arzusundayım. Yoksa ben de Sayın Bakanıma bir lise daha kur, adı da Ticaret Lisesi olsun diye aykıracağım. Kıymetli izleyicilerimiz, lise döneminde biz çok atışırdık ondan sonra diğer liseli arkadaşlarla. Bu arkadaşlarımızın kafası fazla bulandığından dolayı birazcık ondan sonra böyle hep böyle başka işlere tartışıyor olurlardı. Şen ola, şen ola diye bir sloganınız var yani, sizin. Bizim Düzce Lisesi babaların lisesi diye bağırdık. Evet. Düzce Lisesi babaların lisesi diye. Evet. Babalar tabii ki ondan sonrasında şey oldular. Gerçekten baba olduk. Çocuklarımızın babası ne olduk. Güzel, Allah babası. Mafya babası olmadık. Ne güzel. Evet, bu Düzce Lisesi gündemini de yavaştan bitirelim. Evet. İnşallah Düzce Lisesi tekrardan kurulacak ve yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecektir. İnşallah. Bu noktada Sayın Valimizden başladık. Çünkü bu ara bir yorumları ben okuyayım bir kısmını. Bir kısmını da birlikte okuyalım istersen. Ben hepsini göremiyorum. Bazen sen okusan çok memnun olurum. Bir özelden bir şey var. 15 Temmuz ismi bazılarının siyasi yalakalıktan ait olmamalı. Her köşe başına bu ismin koyulması ismi ve şanlı direnişi zedeliyor. Bu ismin Düzce mal olmuş Düzce Lisesi yerine başka bir okulda kullanılması, Düzce Lisesi ismini anılan lisenin tarihi ve hatırasını koruması çok makul. 15 Temmuz ruhu ve şehitlerimizin anısına da zarar verecek şekilde siyasi alakalık uğruna Düzce Lisesi ismine karşı çıkmak yanlıştır. Düzce milletin iradesine
sadece isimiyle, sadece açıklamayla değil, tüm varlığı ve sandık sadakatiyle de fiili duruşu ile de duruşu ile özlü şekilde sahip çıkmıştır diyor bir izleyicimiz. Yani güzel bir açıklama yaptı. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok doğru söylemiş. Hafifletiyoruz bazı şeyleri. Aynen. Sonra ben hemen Muammer Kızılırmak, değerli gazeteci dostumuz, ağabeyimiz, şehrimizin gazeteci doğan yayınlar demiş. Hayati Caklı, Düzce'de siyasi aktivist ve şu anda bizi izliyor. Çok teşekkür ederiz. Muharrem Yılmaz, siz bahsettiğiniz yayınlar diliyor. Metin Köseer, yine basınımızın güzide değeri, aynı zamanda Analiz TV'de de spor programı yapıyor. Sevgiler, başarılarınızın devamı dilerim diye konumuza da selamı var. Samet Kaya kardeşimiz yayınlar diliyor. Nagihan Biriktir Albayrakoğlu, patron, mecbur. Yani iyi, teşekkür ederiz. Kemal Denizli, işte bundan sonrası istersen sen devam edin. Aynen. Düzce Lisesi mezunlarında aidiyet uyandıran bir simgeydi. Ben isim değişikliğinden beri Düzce Lisesi ismini kullandığımda tuhaf karşılanıyordu. Asıl tuhaflık bunu tuhaf karşılamak. Düzce Lisesi mezunları geleneksel pilav günü düzenlendi. Şimdi bu etkinliğe katıldığımızda okulun ismi 15 Temmuz Etkinlik Düzce Lisesi Mezunları. Bu ismin aslına rücu etmesi Düzce'de kimseyi gocundurmamalıdır demiş. Evet, doğru. Ben katılıyorum. Tabii yorumlar bunlar ya. Muharrem Yılmaz, yine siyasi şovmenlik peşinde olanlar var diyor. Biz zaten bunu konuştuk. Tabii, konuşurken zaten gelen yorum büyük ihtimalle. Bir siyahtaş, ben onu gördüm, yorumu şeydeyken geldi. Konuşurken tam. İşte yok, tam Twitter'da kim yaptı bu konuyu dediğimizde siyasi şovmenler evet, var. Doğru bir özet. Seçkin, keskin olması lazım. Örnek İzmit Lisesi tarihine bakılmalı. Şehirlerin kurulan ilk eğitim kurumlarına Şehir'in ismini verilmiştir. Ki çok örnek vardır Türkiye'de. Ahmet Gün'ü yayınlar. Hakkı Kılıç, bizim birlikte çalıştığımız arkadaşımız, iyi selamlar diyor. Muharrem Yılmaz, referandumda olabilir. Güzel bir ifade. Yani şehrimize sorulabilir bu. Ya bu şöyle durum var. Bakın bunlar referandum olmaz. Hassas olması... Olma, hassas konu. Hassas şöyle durum var. Yani milletimiz niye 15 Temmuz ismiyle Düzce Lisesi ismini oylasın? Böyle bir karşıtlığımız yok ki bizim. Biz Düzce Lisesi isminin Düzce'de yaşatılmasını istiyoruz. 15 Temmuz'un isminin kaldırılmasını istemiyoruz. Çok net ifade. Tekrarlar olmaz referandum abi. Bak, biz Düzce Lisesi isminin yaşatılmasını istiyoruz. Düzce Lisesi mezunu olan hiç kimse, hiçbir Düzce'li 15 Temmuz isminden rahatsız değil. Biz Düzce Lisesi 15 Temmuz isminin yaşamasını ve yaşatılmasını da istiyoruz. Tam özet bu. Bu kadar. Bizim tabii yani tabii. Referandum yaptık, 15 Temmuz mu olsun, şey mi olsun, ondan sonra yani 15 Temmuz olmasın, Düzce Lisesi olsun dediği zaman yarın bir gün o Twitter'daki yazan hıyar çıkıp dese ki Düzce'nin %75'i FETÖ'cü dese, FETÖ'cü mü olacağız yani? Böyle bir şey olmaz. Bu konuyu bitirelim artık, 15 Temmuz evet. ismiyle değil, bir Düzce Lisesi ismiyle gideceğiz. Evet. Nuri Kaya, Kaynaş Jandarma Komutanım, çok değerli dostum, yayınlar diliyorum Murat Bey demiş. Çok teşekkür ederim Sayın Komutanım. Siz program kapanırken de bir selam ileteceğim inşallah. Kemal Deniz yayınlar. Karabağ Türk'ün kaynayan yarasıydı. Bir operasyon 24 saatte temizlenmesi de Azerbaycan özelinde Türkiye'nin ulaştığı güç seviyesini gösteriyor demiş. Onu zaten az önce çok net bir şekilde ifade etmiştim. Tuğçe Aksoy Biriktir, çok teşekkür ederiz, yayınlar diliyorum diyor. Bizim ailemizin parçası. Muharrem Kızılırmak söylemiştim. İbrahim Ceboğlu yayınlar Murat Bey diyor dostumuz. Nazlı Emiroğlu yayınlar. Samet Durmaz yayınlar. Murat Dağbakan yeniden Refah Partisi Düzce'de milletvekili adayıydı. Başarılar deriz. Çok güzel, hayırlı olsun diyor. Onlarda da bir aday şeyi var galiba. Belediye başkanı adayı. Yeniden Refah dedim de ondan duyuyorum. Bu ne onun ismi? Şu bizim hızlı trenci. Aynen. Şamandar. Ayhan Şamandar. Ayhan Şamandar adaymış. Hocamız. Öyle bir şey söylüyorlar. Konuşuluyor. Zaten genel merkezde bir siyaset yapıyor. Geçen Ankara'da da bir Yeniden Refah Partili bir dostumuzla konuşurken Ayhan Şamandar'ın da ismi geçti. Genel merkezde yani bilinen. Yeniden Refah ben Cumhur İttifakı'na bakışını anlamıyorum ya. Yani MHP kadar, MHP gibi değil ya. Evet, onu konuşacağız. 15 Temmuz'da bizim Düzce Lisesi de bizim demiş Seçkin çok Keskin. Güzel demiş, Hasan Çabukoğlu, selamünaleyküm, hayırlı geceler diliyorum. Murat Bey kardeşim, nasılsın, iyi misin diye. Sağ ol sevgili kardeşim. Seninle de inşallah görüşmek üzere. İbrahim Altunkaya, Düzce'nin nabzını tutuyorsunuz. Tebrikler. Cihan Topçu, Düzce Lisesi bir tabeladan, binadan ibaret değil. Az önce konuşmuştuk. Nazar Nebahat Akyürek, güzel bir yayın olsun. Çok değerli ablacığım, saygılarımı sunarım. Özledim sizi. İnşallah yakın bir gelecekte görüşürüz. Gelen yorumlar böyle. Tekrar bir soru gelirse zaten cevaplıyoruz. Ben onu okuyayım mı sen? Evet. Devamlarını da bitireyim. Yorumları bitireyim.
Lütfen. Hasan abi okumuş muydun Hasan Çabukoğlu? Onu okudum. Sayın izleyiciler diyorum. İlyas Mercan, Merkez Sağ Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Düzce İl Başkanı İlyas Mercan, program ve konu çok güzel. Başarılar diliyorum demiş. Biz de İlyas'a başarılar diliyoruz. Düzce'mizden böyle Genel Başkan Yardımcıları ondan birkaç sonra. Birkaç tane yorum var, ben tabii de göremiyorum. Yönetmen kaçırdığımız yayın olursa da. İrfan'cığım çok teşekkür ederiz. O da Doğan Başkanımız iyi yayınlar demiş. Çok sağ olsun kardeşim. Bizim evet, kardeşlerimizle. Evet, şimdi Düzce sesini kenara koyduk. Sayın Valimizden bahsettik. Sayın Valimiz yine bu hafta çok yoğun bir gündemin içerisinde olmanın yanında olağanüstü bir şehirle ilgili tekrar röntgeni çekmek anlamında dolu dolu program günler geçiriyor. Kültür Turizm Müdürü bugün briefing almış. Daha sonra KOSGEB SGK Düzce İl Müdürü bugün bir ziyarette bulunmuş. KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin çok başarılı bir bürokrat. Bugün briefing almış. Yine Vali Bey'den briefing almışlar. Evet, Vali Bey briefing vermişler. Şehrinle ilgili çünkü bu Sayın Valimiz yine çok yeni bir valimiz. 100. yıl programlarıyla ilgili çok ciddi çalışmaları da devam ediyor. Yani ulusal gündeme sevimsiz bir konuyla düşse de çok başarılı bir süreç yönetiyor. Kendisini tebrik ediyorum bu arada. Lozan'ın gizli metinleri. Evet. O tabi tam senlik konu. Şimdi Sayın Belediye Başkanımıza biraz özet geçmek isterim. Belediye Başkanımız mahalle gezilerinde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bakın şu anda da bu akşam da bir mahallede. İki mahalle geziyor. Mahalle gezileri nasıl buluyorsun? Ziyaret ettin yani mi? Bu üçüncü turu zaten mahalle gezilerinin. İlk defa başlamış bir tur değil. Bu aslında geri dönüş, feedback alıyor yani yaptığım mahallelerde. Mahalleye gidince ben de katılıyorum bazı mahalle toplantılarına. Sayın Bakan Bey diyor ki, ondan sonra kalkıyor. Arkadaşlar siz mahallelerde şunları yaptık. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şunlarla ilgili. Şunlar konusunda talepler geldi muhtarımızdan. Onun dışında hemen siz, aksiyon alınıyor mu yani orada? Tabii anlık. Mahalleden? Anlık yani. Bir hafta yapmış. O işin yapılma süresiyle ilgili. 56 mahalleyi gezdiğinizde 56 mahallenin 56'sını aynı anda giremezsiniz ama işin takviminde ciddi aksiyonlar alınıyor. Burada şöyle durum var. Bu şu güzeldi. Faruk Bey'in ondan sonra Bakan Bey'in vatandaşın yaptıklarını anlatırken vatandaşın taleplerinden en son dönüp onlara arkadaşlar siz ne istiyorsunuz? Sizin için ne yapabilirim demesi. Mesela ben çok dikkat ettim ona. Evet. Şöyle söylüyor. Diyor ki lütfen diyor istediğimiz konular ondan sonra kendi paranızla ister gibi isteyin diyor. Bak çok önemli bir konu. Kendi paranızla ister gibi. Çünkü sizin paranızla yapıyoruz diyor. Bu mütevazi bir ondan sonra bakış açısıdır. Bu doğru bir bakış açısıdır. Yani bu para benim babamın parası değil. Bu para ondan sonra sizin paranız değil diye söylüyor. Bunlar güzel hadiseler. Çünkü şunun için vatandaşın artık bazı isteklerini ya da bazı yapılanları korurken ondan sonra onarırken ona bakarken şunu görmesi lazım. Bunlar onların verdiği vergilerle dönüyor bu işler ve onların kendi malı. Kapısının önündeki ona itine bile sahip çıkan vatandaş bir ön taraftaki kaldırımına sahip çıktığını temizlemiyor. Bu kötü durum. Evet. İnşallah bunu düzeltecek bir mekanizma bir ondan sonra toplum sosyolojisi inşa edilir. O da bizim memleketimizde bizim de göreceğimiz iklimlere nasip olur diyorum. Bilmiyorum. Ya ben Faruk Bey'in gezilerini çok önemsiyorum. Yani ben de. Orada tabii ki sıkıntılar da çıkıyor. Sıkıntı söyleyen çok fazla. Herkes sıkıntısını söylemeye geliyor. Normal. İyiliğini söylemeye gelen de geliyor. Şunu şöyle yaptınız çok teşekkür ederiz diyen de çok oluyor. Ama önemli olan konuların konuşuluyor olması, biliniyor olması, takip ediliyor olması. İnanın Düzce Belediyesi'ndeki belediyesine gelen bir talep en az 6-7 kişi tarafından takip ediliyor gerçekleşti mi diye. Çok güzel. Bak bir talebi vatandaş Beyaz Masa'ya gönderiyor. Beyaz Masa'da bunu kabul eden memur takip ediyor. Beyaz Masa'dan bunu sevk eden memur takip ediyor. Tamam mı ondan sonra yani konuyu? Aynı konunun devamını. Birim müdürleri takip ediyor. Bu çok önemli. Birim müdürlüğündeki ilgili çavuşlar takip ediyor. Birim müdürü takip ediyor. Birim müdürünün üzerinde başkan yardımcısı takip ediyor. Başkan yardımcısıyla beraber başkanlık iletişim ofisi daha işte, takip ediyor. Niye kardeşim bu bitmiyor? Bu işler niye bitmiyor? Bu işin süresi niye uzadı? Sorusunu çokça sorulduğu için Düzce Belediyesi'nde işler böyle yürüyor. Ve doğru istikamette budur arkadaşlar. Çocuk Üniversitesi yeni dönem kayıtları başlamış. Çocuk Üniversitesi'nde mutfak atölyesinden görsel sanatlara kadar birçok alan var. Buradan da vatandaşlarımıza Düzce Belediyesi'nin Çocuk Üniversitesi var.
mutlaka internet sitelerinden veyahut Beyaz Masa'dan veya başka iletişim araçlarından bilgi almanızı ben isterim. Çünkü hakikaten çok başarılı alanlar var. Çocuklar, çocuk üniversitesi de bayılıyor. Bayılmaya da devam edecekler. Evet. Yine belediye, Sayın Bakanımız dediğiniz gibi mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kendisini de takdirle izliyoruz. Başarılar da diliyoruz. Düzce Spor. Yavaş yavaş Düzce Spor'a doğru bir geçiş yapmak isterim. Aslında bir CHP gündemi var ama Düzce Spor mu CHP mi? Başkan. Düzce Spor mu CHP mi? Abi CHP'nin gündeminde ne var ki yani? Ben CHP özet var. Geçeyim. Özet geçeyim. Yani Düzce milletvekili... Devrim var dediğinde onunla devrim istiyor. Düzce milletvekili Talih Özcan fabrika gezileri yapıyor ufak ufak. Merkez ilçe başkanı benim çok yakın bir dostum. Bak, Sinan Doğan. Sinan'ı ben çok severim. Ben şimdi şöyle bir piket vurayım. Bu Sinan'a başarılar diliyorum. Sinan Doğan kardeşime. Bak çok güzel bir şey, bir mesaj geldi. Profesör Doktor Uğur Hocam ondan sonra Düzce Üniversitesi'nde gönderdi. Bilgi olarak gönderdi. Diyor ki... Selam olsun ona, orada izliyormuş. Bak gizli takipçi, hiç de söylemiyor hocam. Demiş ki Van'da adı değişen okulların eski isimlerinin bölgede TOKİ tarafından yapılacak yeni okullara verileceği belirtilmiştir. Çok güzel. Anladın? Çok güzel. Bak, referans olarak da toplumsal çözüm, siyasi, çözüm, çözüm. Siyasi düşünceler ondan sonra aldım. Mekan isimli önemli Türkiye örneği Metin Çoban demiş. Yani Melih Çoban demiş. Ondan sonra çok güzel bir veri vermiş. İnşallah TOKİ şehrimizde de eski okullara vererek bu sorunları kapatır. Çünkü hafızalar önemli. Bu hafızaları bitirmeyelim. Evet. Uğur Hocam geri dönüşünüz için, bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli şeyler. Çok sağ olun efendim. Evet. Buyurun CHP'ye döndük. Düzce Türkiye'nin Düzce'de Sinan Doğan ilçe başkanı oldu. Benim yakın bir arkadaşım. Sinan başarılı bir kardeşim. Yıllarca o alanda mücadelesini verdi. Hakikaten böyle tırnağını CHP çatısı için konuşuyorum. Böyle kazıya kazıya bir hizmet aşkı da var. Kendisine başarılar dilerim. İyi bir arkadaşım. Seviyorum da kendisini. Yol açık olsun. Bayağı da bir heyecanlı. Yeni kan. Güzel. Değişim güzeldir. Yine il başkanı adayı İstanbul'da bir ciddi bir yarış bu hafta. Çok kavga kongre var. Cemal Can Polat da Özgür Çelik yarışıyor. Cemal Can Polat geçmişte Kılıçdaroğlu karşısındaydı. Şimdi Kılıçdaroğlu adayı. Yenilikçilerin de Özgür Çelik. Bahçeli Evler ilçe başkanıydı bu arkadaşımız. İddia şu, çok büyük farkla Cemal Can Polat'ın kazanacağı, yenilikçilerin bir aksiyon alamayacağı ile ilgili CHP'de bir gündem var. Şimdi delegasyon, ben de aynı fikirdeyim. Şöyle delegasyon abi, sisteminde. Şöyle söyleyeyim. Milyonlarca insan dese ki CHP'de kardeşim değişsin Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu gitsin, Kemal Kılıçdaroğlu gitsin dese hiç fark eden bir durum olmaz. Delegasyon kaç bin, kaç kişinin elinde? 1186 falandı galiba. 50 kişinin elinde. 50 kişi, delegasyonu dağıtan 50 kişi. 50 kişiden o 50 kişi dağıttığı 1180 zaten Robocop. Sonuç? Sonuç. No değişir. Hüsran diye şarkı öyle. Yani. Evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu değişir ama nasıl değişir bilmiyorum. Bu kongre değişmez. Bu yok, kongreyle değişmez. Tabii. Bak. Evet, kongreyle değişmez. Kongreyle değişmez. Tamam, Kemal aynı fikirde. Ben, aynı fikirde. Biz demokrasi tarafındayız, darbeci değiliz de. Aynen. Hani darbe yapmasınlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu ama istifaya zorlayarak, onu istifa ettirerek olabilir. O istifa etme konusunda da bilmiyorum yani, daha önceki önder savlar. Ama onlar iyi direniyor. Ya, diren Kemal diyor, direniyor. Kemal Kılıçdaroğlu önder savı yemiş adam. Kimleri? Kişinin kabuğunu etmez. Tam bak, bu noktada. Yedi. Tam bu noktada. İki tane belediye başkanını yedi. Yer. Kemal Kılıçdaroğlu uzmanlık şey değil yani, yeme konusunda uzman. He, bazı lokmalar yani CHP'de olur, değişim takılır. Düzce'den başladı diyorlar ama merkez ilçede. Düzce'de kimle? Merkez ilçe başkanı. Ben merkez ilçe başkanını çok bilmiyorum. Diyor şöyle. CHP Düzce'de değişimi şöyle görüyorum aslında. Talih Özcan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geziyor, koşuyor, ondan sonra insanlarla diyaloglar kuruyor. Belediye başkan adayı çıkartma konusunda bak ben orada Rıdvan şey Bilgin, Rıdvan Bilgin ismi geçiyor. Rıdvan Bilgin kaliteli bir isim, güzel bir isim. Ondan sonra kaliteli bir insan kendisi. Ben tanımıyorum. Ben tanıyorum kendisini çok da ondan sonra yani çok teşviki mesaim olmamakla birlikte kötü gününü iyi gününü görmüş olduğum bir abimiz. Rıdvan Bilgin'le bir değişim yakalamaya çalışıyor. CHP'nin Düzce'deki hedefi ikinci parti olmak konusu. Yani MHP'den ikinci partiyi alma konusu var. MHP'nin de ikinci parti olarak kalma hedefi söz konusu aslında. Ama yerel seçimlerde bunu görmeyeceğiz. Genel seçimlerde göreceğiz.
Düzce'de MHP milliyetçi taban ağırlığı olarak ona da geleceğiz. Hepsinden iyi. Ondan sonra öyle söyleyeyim yani şey oy alışkanlığı olarak iyi, sandık psikolojisi olarak iyi. Ama CHP içten içe iyi bir şey yapıyor. CHP İyi Parti'ye kaybettiği kan kayıplarını toplarsa önümüzdeki hafta il kongresi var Düzce'de de. İstanbul'da da şunu notlarımda almıştım. Lazım. Yani mesela oraya şunu takip etmek lazım il kongresinde. Bundan önceki İyi Parti il kongresine gidenlerden ondan sonra gidenlerden oraya giden olacak mı? Yani şundan dolayı söylüyorum bunu. İyi Parti'ye kaybettikleri kanı tekrar geri toplayabilecekler. Çünkü inan şöyle söyleyeyim, İyi Parti MHP'den almıyor ya da AK Parti'den almıyor. İyi Parti sadece CHP'den alıyor. Yani CHP'den alıyor. Çünkü abi aynı bloktasın zaten, yani temel faktörü de aynı bloktasın. Ondan dolayı ama CHP'den muhafazakar alıyor. Milliyetçi köken, demokrat, cumhuriyetçi köken. İyi Parti'nin içerisinde nasıl bir yerde bunlar? İnsanlar var. Bak burada şimdi buradaki şey İyi Parti milliyetçi parti mi? Bak sen bu konuya girince yani. Hep sürekli olarak benim kesiyorsun. Tamam. Kesme. Buyur. Reis. Niye kesme? Şundan dolayı. İyi Parti'yi iyi tahlil etmek lazım. İyi Parti milliyetçi heyecan, ya MHP'deki muhalif heyecanın devamı olarak sahneye çıktı ve kuruldu. Şöyle söylediler, dediler ki ülkücüler artık devlet yönetecek. Tamam, bak ilk kurgu buydu. Bizim abilerimizi de böyle bu kurgunun içerisine dahil ettiler. Tamam, özür dilerim. İyi Parti konuşurken Mehmet Keleş'i de yavaş yavaş gündeme alalım. Tamam, geliriz, çünkü geliriz. İl başkanı, %99 il başkanımız Mehmet Keleş'ti dedi. Allah'ın mübarek etsin. Yani Allah bir yastıkta kocasın derler. Tamam, ondan sonra mutlu mesut etsin derler. Mehmet Keleş'te bir gelecek bulacak arkadaşları, ondan sonra bu arkadaşların Türkiye'nin nasıl bir geleceğe, Türkiye'yi ve Türkiye'yi düzeye taşıyacağını anlamıyorum. Onları böyle canlı yayınlarda izah ederlerse çok memnun oluruz. Böyle hani Facebook yorumları da değil, daha geniş perspektiflerle yerlerse çok memnun oluruz. Yani. Yönetmen, biz de tarafını anlamış oluruz. İyi Parti Düzce Belediye Başkanı da %99 Mehmet Keleş'tir diye altyazı geçebilirsin. İyi Parti milliyetçi dalgayla kurulmuş bir partiydi. Evet. Milliyetçiler bugün, biz de devlet yöneteceğiz diyorlardı. Bugün. Fakat şöyle durum oldu. Meral Akşener hanımefendi orada belirli başlı bazı hamleler yaptı. Süreç dahilinde İyi Parti'yi kurmuş, İyi Parti'yi birlikte kurmuş olduğu milliyetçilerden arındırdı. Reklam girmeyelim, böyle programı bitirelim. Arındırdı. Zaten. Yani nasıl arındırdı? Şöyle yaptı. Daha demokratik bir ondan sonra yani kendinizi ifade ederken eniş tarzlarını sorduğu zaman il başkanlarına il başkanlarının çoğunluğunun kendini artık demokrat olarak değerlendirdiği bir istikamete getirdi. Şimdi yani İyi Parti merkez sol partisi mi yani? Öyle mi? Ben mesela Yunus Bey'i severim bundan sonra. Yani severim derken diyalog olan bir insandır. Yunus Bey'le diyalogum da var. Bizim Yunus de akrabamız. Milliyetçi ülkücü değildir. Yunus Bey daha önce AK Parti'de siyaset yapmış. Daha muhafazakar, hani demokrat tarafta kalır. Tamam mı? Milliyetçi ülkücü bir bloktan il başkanı Türkiye'de çok diğerlere çok az gösterirsiniz. Kaldı ki zaten il başkanları toplantısının durumları da buna gark eder. İyi Parti artık milliyetçi blokmuş gibi değerlendirmek lazım. İyi Parti kimdir biliyor musun? Tansu Çiller döneminin DYP'sidir. Enteresan. Merkez parti yani. Merkez sağ parti. Yani sağ işte. Ya bu bir başarı bence. Tabii. Eğer öyleyse. Yok, ben öyle görmüyorum. Bir başarı. Yani bana hala şöyle milliyetçi bir merkez. Yok, ben çok bir şöyle durum vardır. Milliyetçi MHP'den MHP'nin arta kalan şeylerini daha sert söylersin. Milliyetçi sağ partisini kabul ederim. Milliyetçi sağ parti. Merkez sağ dediğimiz zaten ona tekamül eder. Çünkü merkez daha yani, bir kapsayıcı bir. Hayır abicim, merkez bak orta, sol, merkez, sağ dediğin hadisede Türkiye'deki merkez her zaman zaten milliyetçi bloğa düşer. Milliyetçilik vardır onların içerisinde. Bunlar Allahsız vatansever olmayan adamlar değil yani. Tabii ki vatansever milliyetçi olabilirler. Ama ana düstur, ana duygu yani şunu iki tane faktörden beslenir. Şunu ifade etmek istedim. Hayır, iki faktörden beslenir ana duygu. Birincisi demokrasidir, ikincisi liberalizmdir. Bak sermaye piyasasının şekillenmesine, iş adamlarının şekillenmesine onları görürsün. Ya şunu ifade etmek isterim. Bugün bir vatandaşı varsayalım, merkez sağ partisindeki bir partiye geçebilecek vatandaş, aynı vatandaşın MHP ile aynı vatandaşın CHP'ye geçebilme olasılığı yok denecek kadar azdır. Mesela milliyetçi kökenli evet. Bir parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayması son zamanlarda yaşanan siyaseten yakınlaşmalar falan var. Çünkü çok zordur. Tabii, merkez herkesi kapsayıcı bir noktadır. Ben İyi Parti herkesi kapsayan bir siyasi parti olarak görmüyorum. Yani eğer öyle bir siz öyle görüyorsanız ve o noktaya gelmişse bu başarıdır. Şimdi ben henüz hala da İyi Parti'nin kapsayıcı bir toplanabilecek yani? Bir parti haline geldiğini ben düşünmüyorum. İyi Parti'nin yeni çıkartmış olduğu Burak Avuncu harif bir tane figür söyle. Siyasi figür söyle. Yunus Özayar.
Düzce yerel siyasetin olabilir. Niye derler? Ne kim İyi Parti çıkartmadı ki? Yunus Uzun'a AK Parti çıkarttı. Tabii İstanbul'da AK Parti siyaseti yaptı. AK Parti siyaseti, AK Parti siyaseti yaptı. Bir tane İyi Parti'nin çıkarttığı siyasi figür söyle. Şimdi ben Mehmet Kereç üzerinde söyleyeceğim. Diğerleri de alınacaklar üzerinde. Olmayacak yani. Yavuz Arioğlu. Yavuz oranın değil ki. Orası çıkartmadı. İyi Parti'den çıkmadı ki. Yavuz Arioğlu Milliyetçi Muhafazakar Cenahı'nın tam bundan sonra Nizam Alem tarafında kalan kısmıydı. Bizde iki kısımdır o. Türkçüler ve Nizam Alemciler. Biz bu Milliyetçi Partiler de bölünerek çoğalan bir parti haline geldiler. Bizdeki, yani. Bölünüyor, çoğalıyor. Türk Milli, bak MHP, biz MHP'den kopmadık. Yani, Türk ülkücüler MHP'den kopmadı. Ama hiçbir zaman yavru, MHP'den kopan yavru MHP'yi geçemez. Hiçbir zaman geçemez. İyi Parti MHP'den kopma gibi gözükse de MHP'den değil. 2014 yılında ondan sonra neydi kadının ismi ya? Akşener. Hayır, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden arkadaş. Amerika'daki başkanlığı seçimini kaybeden Trump. Kadın. Clinton. Clinton. Hillary Clinton Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'de birçok insanla görüşme yaptı. Birçok insan dediğim şu. Merkez ondan sonra yani ana merkez iktidar hariç iktidar ve MHP hariç ki 2014 yılında MHP daha AK Parti ile ittifak değildi. Bak bunları iyi dinle. O dönemde de Meral Akşener MHP'nin İstanbul İl Başkanı'ydı. İstanbul Milletvekiliydi. Hatta da şeyiydi. Ne derler ona? Meclis Başkan Vekiliydi MHP adına. Ve bugünkü AK Parti ve MHP bloğundan Hillary Clinton'la Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçilik konutunda görüşen bir tek Meral Akşener'dir. Enteresan. O gün görüşenlerin hepsi de... Neden sonuç ilişkisindeki fikri nedir? Sonuç gayet basit. Onlar... Bak burada Türkiye'de iki tane siyasi figür var, iki tane faktör var. Bir tanesi Tayyip Erdoğan'dan nefret edenler, bir tanesi de Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin düzeleceğine inananlar. Siyasi partilerin kendi içindeki düşünceleri kenara hiç mı gidiyor? Hiçbir önemi yok. Ağaçta yok. Geldi Hillary Clinton, 2014 yılında Türkiye'yi dizayn etti istediği şekilde. 2014 yılında yaptığı görüşmelerin dizaynını sen 2016 yılında mı gördün, sadece darbede mi gördün? Hiç alakası yok. Hı. 2023 yılındaki seçimlerde gördük. Görmedik mi 2 ay öncesinde? Kardeşim her birisi... Apo diyenler, tam her bir Kürdistan diyen adamlar, ondan sonra Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy istemedi mi? Aynı zamanda biz çok şöyle milliyetçiyiz, şöyle bozkurtuz diyenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy istemedi mi? Bu kadar karşılıkların bir arada aynı adama oy vermesi nasıl bir durum? Enteresan. Yani sen seküler tarafta, ondan sonra şey tarafta kalan, seküler taraf demeyim de hani CHP tarafında kalan sensin. Tam milliyetçilerden bahsederken Milliyetçi Hareket Partisi geçen hafta İl kongresini yaptı. Evet. İl kongresini tekrar 5 yıl sonra yeniden yapılmamıştı. Bu sefer yapılmıştı. Biz program yapılmadık. O da bir kongre sayılmaz. Tek adayın gittiği kongre değil. Ama İlhan Bey'e başarılar diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre diye bir şey yok abi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde talimat var. Emir var. AK Parti'de? AK Parti'de şey. CHP'de? Şöyle AK Parti'de aslında demokrasinin şeyi vardı. En dip nüshası vardı. Bak nasıl biliyorsun AK Parti'de? Bak, göremezsin abi onu. Mahallede sokak temsilcisi var AK Parti'de. Bak normalde şu anda yapmıyorlar. 15 Temmuz koşullarından dolayı, koşullarının devamından dolayı yapıyorlar. AK Parti'de il başkanlığı adayı olan adam mahalle temsilcisini buluyordu. Mahalle temsilcilerinden de sokak temsilcisini bulmak zorunda kalıyordu. Niye biliyor musun? Çünkü o oy vererek onu oraya il başkanı seçtirecek durumdaydı. AK Parti Türkiye'deki en demokratik siyasi partiydi. Bak bunu şey yaparak söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kongresi? Cumhuriyet Halk Partisi. Abi kavgadan başka bir şey görmez ki orada ya. Ya ikide bir birbirinizi dövüyoruz. Peki ya. O demokrasiyi biraz daha böyle sahiplenmek, herkesin adaya çıkabilmesi. Bak hatalısın. Genel merkeze meydan okumak. Olur mu? Bir yenilik iddiası. Bu bir çok katma yanlış. Değer değil mi? Değil. Bakın arkadaşlar çok memnun oluruz. Yönetmenimiz şey içerisinde dedi de. Bak arkadaş sen çok yanlış düşünüyorsun. Demokrasi demekle demokratik olunmaz. Türkiye'de lider suntasının en yaygın olduğu siyasi partidir CHP. 73 senesinde İsmet İnönü'den 73 senesinde alabildiler şeyi. 1-0'dan her zaman büyüktür. 1-0'dan her zaman büyüktür. Yok abi hiç şey yapma. 1973 senesinde İsmet İnönü'den alabildiler. Bir basamak demokrasi 0'dan daha büyük demokrasidir. Tamam bir şey söylüyorum sana. 1973 senesinde miydi? Evet. 1973 senesinde zor aldılar İsmet İnönü'den. Artık kulağı duymuyordu böyle basıp böyle durduğu yerde böyle
Hani bir şey mi söylüyorlar diye böyle bağıra bağıra konuşuyordu. İsmet İnönü'den Bülent Ecevit zor aldı. Ve halkın delegenin oyuyla, yeter artık o feze ezeyanıyla aldı. Ne zaman demokrasi, 1900, demokrasi tarif ediyorsun. 1900, demokrasi tarif ediyorsun. 1938'den 1973'e kadar gelmiş demokrasi mi olur 40 yıllık? 73'teki demokrasiydi ama. Tamam ama bir şöyle söyleyeyim. 1980 itibarından sonra siyasi yasaklar kalkınca Bülent Ecevit'in ondan sonra DSP'yi kurup CHP'ye tekrar geri dönmemesi de İsmet İnönü'ye rağmen Bülent Ecevit'in o partiyi alabilmesi demokrasi değil midir? İsmet İnönü'ye rağmen. Bak sana bir söyleyeyim. İsmet İnönü'nün kalkıp da Bülent Ecevit'e ondan sonra tokat alacak takatı olsaydı o dönemde o da olmaz. Bilemem. Evet ama. Ayrıca de şöyle söyleyeyim. İsmet İnönü Türkiye'de darbeciliğin hamisidir. Demokratik de falan filan da değildir. Mustafa Kemal Türk öldükten sonra da kendi parasını basmasından, kendi ismini onun heykellerini dikmesinden de maalesef şeydir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Evet. Eski iddiatçıdır, seviyoruz onu da. Evet. Düzce Spor'a geçiyoruz. Çünkü CHP'yi konuştuk. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duydun mu hiç? Özgür Çelik. Yok abi, duymadım. Cemal Can Polat. İkisini de duymadım. Duymadın. Onunla ilgili o zaman şey yapmayayım. Meral Akşener'le konuştuk, İYİ Parti'yi konuştuk. Mehmet Keleş'le, ilgili söyleyeceğin şey nedir? Ya ben Mehmet Keleş'le, bak ben bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için ya. Her hafta Mehmet Keleş'e dönüp duruyoruz. Şundan dolayı gündem oraya diye gidiyoruz. Ya bırakın artık bunları. Ya vallahi rahatsız oluyoruz artık ya. Yani İYİ Parti'nin ben bu hani geçmişte bulmuş olduğu şeyleri böyle anlamıyorum yani. Ben bunu bir mantık ayırmam. Yunus Başkan çıksaydı ne söyledi ki ben bir belediye başkan adayıyım. Neden çıkmadı? O zaman İYİ Parti kendi oyuna güvenmiyor. Milletin kendisine inandığına güvenmiyor. Kendine güvenmeyen siyasi parti. Çünkü niye biliyor musun? Sürekli olarak başka bir yerden adam devşiriyor. Sürekli olarak. Ömer Küçük İYİ Parti'nin kuruluş umdelerinde olan bir adam mıydı? Mehmet Keleş kuruluş umdesinde olan bir adam mıydı? Bırak sen onu, Mehmet Keleş'e dün afiş atanlar, Mehmet Keleş'in ondan sonra Mehmet Keleş'le ilgili yorum yazanlar, Facebook ondan sonra anılar diye bir yıl sonra bir hatırlattığında size ne yapacaksınız dedin? Yani utanmayacağız mı o adayı çıkartmaktan? Mehmet Keleş'e ben hiç gayret bir ifade bulunmadım bu zamanda Twitter'da. Yani bir şöyle söyleyeyim, bak bugün ya bir de şeyi anlamıyorum, mesela adam İYİ Parti'nin belediye meclis üyesi adayı istifa etti. Onu konuşuyoruz. Bugün düz üyesi eylemi var mesela. Kızı İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlığı devam ediyor. Yani kendisine yakıştıramadığı babalar ayrı fi düşünebilir. Olabilir. Ben özür dilerim. Tabii. Orada çok şey yapmam. Ben tutmam yani. Ben biraz daha aterkidir. Ben şey yapmam mesela. Hemen istifa edeceksin kızım derim. Ama yani ben... Ama adamın verdiği tepki büyük tepki. Doğru söylüyorsun. Onun hakkında şey yapmayalım. Adamın hakkına girmeyelim. Peki. Yani İYİ Parti İl Başkanı'nın aday olmaması hayret verici bir durum. Değil abi, bak hayır. Olmayabilir. Ya olmayabilir bak. Ama bir siyasetin bir kuralı vardır. Ya Enver Çakar var mecliste. Her mecliste takır takır meclis gündemini söylüyor. Ben her ondan sonra açık şeyde dış ortamda Facebook paylaşımında, internet ortamında tık 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 belediyeyle ilgili bu işler böyle yapılmaz diyor. Niye Enver Çakar aday değil? Enver Çakar belediye de yazıyor. Yazıyor. Yani, dostlarına da yazıyor. Muhalefet değil diyor. Ev sahiplerine de yazıyor. Herkese yazıyor yani adam. Yazsın. Yönetmenim şuraya koyarsan alırsın, sen gözükmüyorsun. Ender Çakar herkesi yazıyor, arıyor. Hayır arasın, bak bir şey söyleyeceğim sana. Ender Çakar, ya ben belediye başkanı olarak mesela belediye başkanı adı Ender Çakar'ı görseydim ayıplanmazdım. Olabilirdi. Ayıp, yani şöyle söyleyeyim, hakkıdır da. Niye hakkıdır biliyor musun? O Ender Bey, çayımızı içelim. Ender Bey iki dönemdir, ben şeker alıyorum ama. Ender Bey bu iki senin. Dönemdir. O senin. Yönetmen bunda teşekkür ederim. Bir şey var galiba değerli izleyiciler. O özel çayım var. Bu sayı gelirsek lütfen bunlar kayıt altında gelsin. Ender Çakar mecliste çokça sesi çıkan, daha bundan sonra inandığını ifade etmekten zorlanmayan bir insan mesela. Mesela Ender, ben çok merak ediyorum mesela. Ender Bey'i yayına bağlayabilir miyiz mesela? Ender Bey ona Mehmet Çeleş'e oy toplayacak mı? Toplar tabii. He? Büyük zevk. Hayır, asla katla toplayacak kanaatinde değilim. Ender Çakar'ın İYİ Parti meclis üyeliğinden istifa bile edebilir. Şimdi sen öyle bir şey var mı yani? Sen dobro oturuyorsun, tamam, ondan sonra dobro insanlara konuşuyorsun. Bilmiyorum yani. Enteresan. Şey yapıyorsun. Hani şimdi Ender abi nasıl şey sen gideceksin de ondan sonra böyle keş toplayacaksın. Toplayabilir ama şöyle söyleyeyim yani. Bilmiyorum, ben İYİ Parti'yi anlamıyorum abi. Bir şey de söylemek istemiyorum. Değerli Düzce'li İlhan Sarıbaş demiş ki Düzce'de ittifak olmazsa AK Parti'ye hayırlı olsun belediye başkanı demiş. Yani ittifakta mı
kurtuluş. İrem abi'nin yorumu şu, yani CHP ittifakında diyor, İYİ Parti ittifakında diyor. Abi yani olabilir ama şu andaki izlenim şöyle, CHP, İYİ Parti çok acayip bir res çekiyor genel merkezler bu nazarında CHP'ye. Onun için orada ittifak ihtimali zayıflıyor ama süreç nereye gider, süreç nereye getirir bilmiyorum. Düzce'de Millet İttifakı'ndan olmasa bile ben Cumhur İttifakı'nın kurmayları tarafından ittifak olabileceği kanaatindeyim. Yani MHP aday çıkartmayabilir, Faruk Bey'i destekleyebilir. Bilmiyorum evet. Yani ben, bu benim kendi yakın bir gelecek. Zaten MHP zaten seçime girmediği takdirde, yani MHP AK Parti'yi desteklerse zaten otomatikman seçimin sonucu doğal seyrini göstermiş oluyor. Doğal seyrindeyken arkadaşlar, MHP'nin girmiş olduğu, İYİ Parti'nin girmiş olduğu, CHP'nin İYİ Parti ile beraber girmiş olduğu seçimde Doktor Faruk Gözlü %47 oy aldı. Yani yüzde kaç oy almasını bekliyorsunuz? Hani seçimin sonucu zaten Düzce'de belli ya. Faruk Gözlü kazanacak seçim yani. Bunu %15 farkla mı kazanır, 25 farkla mı kazanır? Görüyoruz. Onu bilemem. Oradaki onların hareketi. Bilemem. Evet. Sayın yönetmenim, şeker var mıydı bunda? Teşekkür ederim. Evet. Programımıza sürpriz bir konuk alabiliriz her an. Biz çok seve seve, ne demek? Programımıza bir ara verelim. Aradan sonra bir sürpriz bir konuk yapalım. Yarım saatte programı uzatalım. Sevgili Analiz TV izleyicileri, size bir kısa reklamımızı, bundan sonraki yayınlara daha çok kendinizi görmek isterseniz reklam tarafımızı arayıp Analiz TV'deki medyaya destek olabilirsiniz. Bu sizin özgür iradenize bağlı. Bekleriz. Değerli izleyiciler, işte bu çorbalar falan böyle geliyorlar konuya. Bu ışıklar nasıl yanıyor? Hiç gerek yok efendim. İnsanlar alınlarının teriyle kazanmasını öğrensinler. Bu arkadaş da alın teriyle kazansın. Bu arkadaşın da alın teri reklam gerçeği. Evet, reklam. Verirseniz seviniriz. Reklamlar... Benim yayınıma, yani benim çıktığım canlı yayına reklam veren arkadaşlar lütfen benim komisyon payımı ayrıca ama bu gazetede aynı zamanda Doğan imtiyaz sahibi, beni yazsa da yönetmen aslında imtiyaz sahibi kendisidir. Onu da ifade etmek isterim. Evet, sürpriz bir konuk, az sonra karşınızdayız.
İyi akşamlar. Yeniden karşınızdayız. Analiz TV'de konuşuyorum programı devam ediyor. Tabii internet televizyonun birçok artı özellikleri var. Özgürlük. Bu noktada da sürpriz konuklarla zaman zaman bunları yapacağız. Bazen çat kapı siz de gelebilirsiniz. Programa katılmak istiyorum dersiniz. Doğan kardeşimle konuşup tabii ki, tabii. Yayına siz de katılabilirsiniz. Bugün düzlemizin kadim basının kadim değeri, basının emekçisi, basının bu düzceye ben yaklaşık 15 yıldır birçok ortak anımız var, birçok ortak çalışmamız var. Hala da çok değerli dostum, ağabeyim bize de bu işleri öğretiyor hala da. Öğretmeye de devam edecek. Bağırıyorum, çağırıyorum. O bağırına bağırıyor, çağırıyor. Muammer Kızılırmak, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şeref verdin. Övgü dolu, biraz da abarttığınız. Yok, estağfurullah. Şeref verdin. Onu söyleriz abi, biz seviyoruz seni. O şerefi biz bulduk. Gerçekten iki değerli arkadaşım, dostum, derttaşım, dert ortağım diyeyim. Şeref verdin. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Geçerken uğradı da bana da sürpriz oldu. Evet. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah, şeref verdin. Böyle aşırı güzel seyircilerimize ve konuk arkadaşlarımızla birlikte olduğum için. Şeref verdin. Şimdi ben nereden geliyorum? Şu anda soracağız onu. Düzce Belediye Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özlü'nün mahalle toplantıları kapsamında Akınlar Mahallesi ve Karaağacı Musa, gerçi onun değişmesi teklifini verdiler de Karaağacı şimdilik ismi. Karaağacı Musa Mahallesi'nden geliyorum. Şöyle söyleyeyim, orada aklıma geldi. Ben Bakan Bey mahallelilerle konuşurken aklıma geldi. Birazdan da telefonumu şarj bitmeseydi paylaşacaktım. Onu söyleyeyim. Gerçekten ben... Mahalle ne diyor Sayın Bakanımız ziyaret ettiği zaman? Ona geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Özeti anlamında ayrıntılar konuşuruz. Ben Allah'a gerçekten binlerce hamd ediyorum. Düzce halkı adına. Gerçekten şükrediyorum. Niye? Kendini kapalı kapılar ardına kilitleyen ve bin bir korumayla, onlarca korumayla sokaklarda dolaşan, vatandaşı görmemek için fersah fersah uzaklaşan bir başkandan. Bu başka şehirdeki başkandan mı bahsediyorsun şu andaki anlattığın yani yoksa? O anlayan anladı. Evet. Başkan tarzından, halkın ayağına giden bir başkandan başkana geldik. Bu bir gerçekten başlı başına bir devrimdir. Evet. Yani siz ekibiniz, müdürlerinizi alacaksınız. Vatandaşa getireceksiniz. İnsanların ayağına gideceksiniz ve en küçük, yani belki de 7 yaşındaki, 8 yaşındaki insandan, 70 yaşında kadar insanla konuşurken ayağa kalkacaksınız ve önünüzü ilip gideceksiniz. Gerçekten bu... Bu akşam seni etkilemiş abi. Ama evet. Faruk Bey evet. 4 senedir böyle. Geçen gün de etkiledi. Şunu da söylemek istiyorum. Düzce halkına ve belediyemizin, başta Sayın Bakan Bey olmak üzere belediyemizin hizmet eden insanlara diyeyim. Yani küçük makam dedim. En alttan en üstüne kadar. En alttan en üstüne kadar. Şunu söylemek istiyorum. Önemlidir bu. Geçtiğimiz senelerde kulaklar çınlasın. Gölyaka Belediye Başkanı Nihat Çelik, yani bayağı bir 3 dönem yaptı. Bir toplu sözleşme, ben de o arada Gölyaka'da ikamet ediyordum. Sanıyorum 2005-2006 yıllar olması lazım. Yanlış anladım. Evet, doğrudur. Ondan sonra düzeledin çünkü. Toplu sözleşme esnasında şöyle bir laf etti. Dedi ki, bizler dedi yöneticiler olarak, biz aile gibiyiz. Ben dedi kendimi aile babası olarak düşünüyorum, konumlandırıyorum. Bir aile babası dedi, çocuklarına yani fedakarlık etmek için, en iyisini yapmak için, hayatını kolaylaştırmak için elinden gelen fedakarlığı gösterildi. Ama dedi, imkanlar ölçüsünde, bütçe kapsamında dedi, imkanlar ölçüsünde verir dedi. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben şu anda gördüğüm manzara, Sayın Doktor Faruk Özlü'nün bu şehri bir aile gibi gördüğü ve kendisini de iyi bir aile babası olarak gördüğü ve elindeki imkanları ölçüsünde ailesinin, yani halkının en küçük talebini bile karşılamak için çırpındığını, yapmadığı zaman da üzüldüğünü gördüm. Ben bu gerçekten bunu paylaşmak da istiyorum ama burada ifade etmiş olayım ki bu kesinlikle bir abartma değildir, herhangi bir şey değildir.
Bu benim içimden geçen en halisane, en sade duygulardır. Evet. Onu ifade ettim. Abi güzel duygularınız, çok teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten. Ben de belediyede çalışan, emek veren Faruk Özgü'ye de gerçekten kalben, ruhen inanan bir adam olarak ondan sonra ben teşekkürü kabul edeyim Faruk Özgü'ne. Böyle hadsizlik edeyim. Estağfurullah. Gerçekten öyle. 4 senedir çok ciddi ondan sonra mesai harcıyor. Ben 16 saat çalışıyorum. Lapsı boşuna bir lapsı değil. Ondan sonra gerçekten az uyuyor, çok çalışıyor, çok şeyler yapmaya çalışıyor. Toplumumuzun, insanlarımızın bunu anlaması çok önemli. Bunu anlatacak olan da medya kuruluşlarımız, insanlarımız, bizler, evet. Topluma karışan insan taraflarımız. Maalesef böyle bir durumumuz var toplumda. İnşallah toplumumuz anlayacak. Ben çok teşekkür ederim. Aslında şöyle durum oldu. Bizim de belediye olarak söylemiş olduklarımızın da bir tescili olmuş olduğu. Evet. Muammer abinin söylemiş olduğu. Biraz konuştuk. Evet. O noktada sen Bakan Bey'e vatandaş her soruyu sorabiliyor mu? Evet, her şeyi sorabiliyor. Ben çocuklar da vardı. İnanır mısınız? Sanki büyüğünü ya da saygı duyduğu birini dinlermiş gibi o çocuklarla, yani onların bak aile babası dediniz, doğru bir ifade hocam. Çocuklar oturuyor, Bakan Bey ayağa kalkıyor, buyur evladım diyor. Yani böyle bir anlayış, böyle bir naiflik, böyle bir nezaket. Bu vatandaşın hak ettiği bir başkan. Yani tabii bu vatandaşımız ki, bunu hak ediyor. Tabii bunu hak ediyor. Ama öncekileri tabii ki hak etmiyordu. Yani öyle şeyler ki bak benim de başıma geldi. Burada kusura bakmasın, kimse alınmasın, darılmasın. Bunlar gerçekler. Ben bırakın belediye başkanıyla konuşmayı, belediye başkan yardımcısıyla konuşmak için medya bak basın mensubu olduğum halde ben günlerce mücadele ettiğim bile 3 ay bir başkan yardımcısıyla, isim vermeyeyim, konuşmak için bir kendi sorun da değil ha. Düzce ile ilgili bir sorunu ulaşmak için ben 3 ay mücadele ettim bir insan. Ve burada gördün az önce dedim ya Allah'a hamd ediyorum diye. Burada benim halk olarak ayağıma gelen bir başkanı gördüğüm zaman ya da başkan yardımcıları, müdürleri gördüğüm zaman gerçekten kendi kendimden gurur duyuyorum. Bir vefa duygusuna kapılıyorum. Evet, yani Faruk Bey'in en çok Düzce'yle ilgili bir üzerine çalıştığı bir proje var uzun süredir. Bir algı var. Bu aidiyeti de besliyor. Bu aidiyet duygusunu da ortaya çıkartıyor. Muammer Bey'in söylediklerini de ben de... Bu aslında Muammer Bey'in şaşırdığı bir algıya mağlubiyet aslında. Şöyle algıya mağlubiyet. Bu Faruk Bey geldi geleli sanki halktan kopuk, ulaşılması zor insan gibi bir imaj çiziliyordu. Evet, evet. Özellikle muhalif arkadaşlar tarafından. Şimdi bu muhalif arkadaşlarının çizmiş olduğu bazı yerlerde subutu eriyor. Adam hayatta Faruk Bey'i görmemiş, Bakan Bey'i görmemiş, size bakan delirtiyormuş diye eleştiriler yapıyordu. Gördükten sonra tabii fikirler değişiyor ama bu algıyı yenmemiz lazım. Toplum olarak bu algıyı yenmemiz lazım. Millet olarak bu algıyı yenmemiz lazım. Evet. Bu algıyı da yenecek olan mekanizma güzel gönülleri olan, güzel yürekleri olan, girdiği bir ortamda gerçekten hakikati söylemek üzere ortama giren insanları var etmek. Ben teşekkür ediyorum yani. Evet. Yani Muammer abinin söylemiş oldukları geçen bizim gün, aslında anlatamadıklarımız, yapamadıklarımız. Geçen gün yine Azmi Milliye Mahallesi'nde yine gittim ben. Özellikle bundan sonra da mümkün olduğu kadar çünkü ufkum açılıyor. Daha olaylara hakim olayım. Çünkü siyaset esas kahvelerde ve cami önlerinde yapılır diye bir kural var. Doğru bir kural. Gerçek siyaset oralarda yapılır. Gerçek sorunlar orada konuşulur tabii ki. Berberleri unutmayalım abi. Evet, berberler, kuaförler işte. Geçen gün bir dikkatimi çekti. Adamın biri FETÖ'den gözaltına alınan bir adamın mallarına el konulan bir adamdan alacağını alamamış. Yıllar olmuş. Bu konuyu mesela siz böyle bu mağdur olsanız nereye götürürsünüz? İşte bakanlığa gidersiniz, savcılığa gidersiniz, valiye gidersiniz vesaire. Hiç kimsenin aklına belediye başkanı gitmek gelmez. Doğru mu? Aile babası. Yani, tam bu adam yemin ediyorum ben size 20 dakika bu sorunu konuştu Bakan Bey. Tabii. Evet. Yani tabii sıcağı sıcağına mahalleden geldi. Aslında, gündemin sıcaklığını aktardın. Onu da aktarmak lazım. Şey var yani Faruk Bey'e bakınca insanlar devleti görüyorlar. Devletin bütün kurumlarının aslında söz sahibi. Ondan sonra söylediği zaman gerçekleşecek adamı görüyorlar. Faruk Bey'in de evet böyle bir durumu var. Bunu ben bakanlıklarda gördüm abi. Yani bakanlıklarda bizim belediye olarak Düzce Belediyesi olarak büyükşehir belediyelere gidip muhatap bulamadığında Düzce Belediyesi'nin
tereyağından kıl çeker gibi iş çıkarttığını gördük. Bir de şu da var. Onun için Faruk Bey devlet eden ya. Bir de şu var. Güvenilirliği sürdürebilmek önemli. Yani şimdi tabii. Mesela bir mahalleye gittiniz. Vatandaş bir şeyi siz sorunu söyledi. Sorunu çözülmedi. 3 ay sonra bir daha söyledi. 6 ay sonra bir daha söyledi. Çözülmedi. Ama vatandaş o söylediği zaman sorun çözülebilecek sorunsa çözüldüğünü görüyor. Tabii. Ve güvenilirlik ve nedir işte sürdürülebilir oluyor bu sefer. Tabii. Bugün bir şahit oldum. Pardon kusura bakmayın. Mesela dinliyoruz. Sıcaksiyon'a haber getirdiğin için biz de heyecanla dinliyoruz seni. Bir şahit olduğum bugün şahit olduğum bir noktada var. Birkaç kişi de dile getirdi bunu. İnsanlar mesela kadıncağız sorununu çözmüyor. Bağırıyor, çağırıyor. İnan yani resmen bağırıyor, çağırıyor. Ben de gidiyorum, görüyorum. İşte polemiğe giriyor. En sonunda söz bitince efendim diyor siz elinizden geleni yaptınız. Gerçekten düzlüğe çok güzel şeyler kattınız. Ben teşekkür ediyorum diyor. Ben diyor şu anda bağırdım çağırdım ama hırsımı aldım. Bunu sanmayın ki diyor ben şikayet olarak algılamayın. Bu diyor. Çok enteresan. Dostun dosta insanı sevdiğine sistem. Aile içindeki bir tartışma gibi. Ya bizim Koçyazı Mahallesi'nde oldu aynı durum. Ondan sonra Koçyazı Mahallesi'nde olduğu durum. Koçyazı Mahallesi'nde geldi. Şikayet ne biliyor musun? Kavşakları, karayolların yapmış olduğu kavşaklarımızın ondan sonra Paris'teki kavşaklara benzememesi, Almanya'daki kavşaklara benzememesi. Yani genel durum şikayeti bu. Hani bazen insanlarımız da ondan sonra istekleri şey farklı yorumlayabiliyor, farklı yere geliyor. Evet. Ben birkaç yorum da okumak isterim Sayın Başkan. Biz tabii sizin de yorumunuzu da okudum. Okudum sizinkini. Yok henüz yok. Ekrem İşlikoğlu bir yorum yapmış. Hayırlı olsun Can kardeşim. Çok güzel yayın oluyor maşallah demiş. İYGM üyesidir kendisi. İYGM üyesidir. Yani yayınlar kardeşim. Olsun. Topu gelse bir şey yazmaz diye de böyle bir siyasi bir şey kullanmış. Ercan Yavuz. Bunu biraz konuşmak da isterim. Başkanımızdan şunu talep ediyoruz. Ev kiralama bir bakılsın. Kiralarına bir bakılsın. Yaşama elden geldiğince bakılsın. Yaptığına yapacağına her şeye şu ana kadar razıyız. Yukarıda yazdım herkes ekmek parasına çalışıyor ama emlak, depozito, kira 20-25 bin TL'yi buluyor. Bir el atılsın diye bir serzenişi var. Evet, çok. Bu kiralar ne olacak? Mamer abi yani bu kiralar vallahi. Biraz böyle bir insani suistimal var mı yoksa tabii elbette bir ülkedeki var, bir ekonomik durum var ama geçen, insani bir suistimal yapıyor muyuz? Ya geçen programda da söyledim ben. Memleket Kahvesi'nde. Evet takip ediyoruz seni oradan da. Şöyle burada bir üçlü var. Devlet, esnaf ya da kiraya veren, ikincisi bu. Üçüncüsü de tüketici ya da vatandaş. Evet. Üçünün, tabiri caizse bu tabirin maruz görün, dürüst ve ahlaklı olması lazım. Üçün, sacayağında. Yani bir insanın suistimal, Doğancığım sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum, artık insanımızın işgüzarlığı çağ atladı ya. Aynen. Yani, biz buna bir kamu teması, yani kamu koruması ihtiyacı. Devlet yaptı yani. Devlet %25 dedi. Devlet %25 dedi. Burada vatandaşlarımız da şu şey olması lazım. Şimdi vatandaşlarımız şöyle olması lazım. Çıkıp şikayet etmesi lazım bu konuları. Mahkemeye dönüştürmesi lazım. Mahkemede de şunu demesi lazım. Bunun mahkemenin de şöyle yapması lazım. Bunun yıllık almış olduğu, beyan etmiş olduğu, vergi dairesine beyan etmiş olduğu gelir ne kadarmış bu kira gelirinden? Onu beyan etmesi lazım. Şimdi biz vergiden kaçacağız, ondan sonra stopajdan kaçacağız diye ondan sonra hani 500 lira 600 lira yapıyoruz ya mesela kira yapıyoruz ya. O 600 lira 500 lira yapan kurnazların 600 lira 500 liranın %25'i kadar zam yapabileceği bir iklimi devletin metazörü tutması lazım. Ama devlet kimi bilir? Devlet geleni bilir. Sen gelmesen seni bilmez. Sen gideceksin şikayet dönüştüreceksin. Yani. Bu Ercan'ın söylemiş olduğu konu çok önemli, hassas bir konu. Bu hassas konuyu dillendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bıktık artık. Bıktık. Yani aramızdaki işgüzarların hakikaten daha fazla kazanacağım diye böyle ondan sonra milleti zora sokanların, milletin ondan sonra yok dönemde askeri ücretle dinle dinle çalışıp da ondan sonra başını sokacak bir yuvam olsun, bir kirada olsa evim olsun hezeyanını fazla kazanıma dönüştüren bu simsarlardan bıktık artık. Evet, bıktık. Aynen, bıktık aynen. Yani. Aynı fikirdeyiz. Ya zaten şu var. Biriyle mücadele edebilmek için, savaşabilmek için ay eşit şartlarda silahlı, yani silah tabi de gerekli. Silahlanma, ona göre donanımlanmak lazım. Donanımınız olması lazım. Şimdi kiracı güçsüz kardeşim. Güçsüz. Yani güçsüz. En daha da olmadı, rahatsız ediyor
ev sahibi. Yani, suyu kesiyor, elektriğini kesiyor. Ya neler yaptı adam bir tanesi görmedin mi? Bak şey, Sadullah Bey onu sürekli gündeme tuttu Konur Yap Savaş'a ile beraber. Evet, evet. Yazıktır ya. Kalp krizinden öldü o çocuk. Allah rahmet eylesin. Adam için söylemeyin, boşuna da konuşmayın. Yani bu metotlara girdiğin zaman ondan sonra burası yaşanmaz bir ülke evet. olur. Krizler ülkesi olur. Krizler de şehrine dönüşürüz. Onun için krizleri böyle olmaz yani. Şu şart, şu ortamda şu şart. Devlet acımasız yüzünü bu zulm edenlere yani acımasız yüzünü göstermesi lazım. İşte Muammer abi devletin acımasız yüzünü gösterdiği ya kırbacı yerine olması lazım. Yunan gavuru Ermeni tohumu değil. Tamam mı? Bizim kendi komşularımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, sınırlarımız. Yani hani bunu şöyle bir duruma getirmemiz lazım. Bizim yapı stoklarımızın artık ondan sonra belirli bir şeye müsaade etmesi lazım. Yani belirli kiraya müsaade etmesi lazım. Yapı stoklarımız zaten eski, zaten kötü. Bir de devletimizin artık herkesin, her ailenin bir evi olacağı bir sosyal sorumluluk projesini imza atmasını istiyorum. O imkansız. Ama yaptı. Şöyle yaptı. Bak Cumhurbaşkanımız evi olmayanları topladı. Yani. İmkan nispetinde iş tutan onlara ev yapacak bir kura çekimi yaptı. TOKİ evleri yaptı ki TOKİ evleri de öyle 5. sınıf evlermiş gibi gözüküyordu. Öyle 5. sınıf evler olmadığı çıktı ortaya. Emlak konusunu konuşuyorsan bir şoför alabilirsin. Şey konusundan sonra depremden sonra TOKİ evlerinin çok sağlam evler olduğu ortaya çıktı. Şu anda Doğancığım bir emlakçı arkadaşımız yakında dostumuz Sayın Çatan'a canlı yayında bağlanmak istiyor. Perdörü açıyorum. Tabii ki buyurun. Bir bana ilk önce şey dedi. Bir ev sahiplerinde düşünmek lazım ama dedi. Ben konuyla ilgili birkaç almasını isterim. Sayın Bey buyurun. 6 bin liradan 25 bin liraya çıkan kirayı açıklayın efendim. Şu an şu an izleyicilerimiz de seni duyuyor. Sayın Bey'in de fotoğrafı var. İyi akşamlar. Verelim. İyi programlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar Sayıncığım. Muammer Bey. Buyurun. Sayın Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar abim. Saygılar, hürmetler. Sağ olun. Şimdi hep kiracı tarafından bakıyoruz ama biraz ev sahibi tarafından da bakmak lazım ki kiracıların da biraz anlayışlı olması lazım bu konuda. Sürekli tek tarafta yoruladığın zaman insan üzülüyor. İnsani suistimal var mı yok mu? Mal sahipleri açısından soruyoruz. Bizim ana gününün başlığımız bu. Şu şekilde tabii ki devletimiz bir kanun çıkarttı. Çok güzel %25. Ama bunun haricinde bir değer kaybı ya da ara yükseliş de var. 3 senede bir bu oluyor. Yani değerleme olması gerekiyor. Adam şimdi 3000 liraya kiralık eve girmiş. Olmuş ev şu an 10.000, 12.000 lira. Ben %25 yaparım diyor. Ev 12.000 liraya nasıl olmuş? Yani biz buradaki esas üzerine durduğumuz konu bu. Bu ev neden 12.000 lira olmuş diyoruz. Burada tam buna suistimal diyoruz biz şu anda. Tamam. Üçümüz de aynı fikirdeyiz. Hayır ben kaç tarafa geçiyorum. Şöyle arz talep meselesi ve gerçekten pandemi döneminde o boş kalan daireler, evlilikler arttı, tayinler arttı, yaşam alanına ihtiyaç doğdu. Bir şey, düzce her gün gelişen bir yer. Bugün resmen ev yok. Yani herkes kiralık ev arıyor. Ben kendi adıma kiralık ev çalışmıyorum zaten ama gerçekten yok. Üniversite bölgesinde 1+1 daire çok fazla görünüyor ama inanın bana yok. Evet. Yani özetle Sayıncığım seni şu anda Sayın hocam ben de senin gibi zengin tarafta olmayı seçmek istiyorum. Bizim kaderimiz olan fakirlikten kurtulmak istiyorum. Ben de senin gibi zenginin savunucusu olmak istiyorum ama olmuyor. Uluslararası. Yok, öyle değil. Şunu söylemek istiyorum. Uluslararası. Şimdi bizim bazı müşterilerimiz var. Devlet memuru ya da fabrikada işçi. Yani geliri sabit olan bir şekilde o evi almış 60-70 bin lira ev satmışız. Bugün olmuş aynı ev 700-800 bin lira 10 kat artmış. Şunu bekliyorlar. Onların da bir geçim derdi var. Kira ailesine destek oluyor. Çocuğunun okulunu ödüyor vesaire. 2 milyar bugün ara değil. Hak verin ki. Bugün 1+1 bir daire Konurak'ta. Ben bunu savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Boş daire 3000 lira olması lazım. Görüyoruz ki 5'e veriyorlar. Çünkü aile geliyor il dışından. Şuna da değinmenizi istiyorum. Emlakçı olmayan marketçi, çaycı, yönetici, emlak komisyonu oluyor. Aile diyor ki ve son dakika
bu golü atıyorlar. Diyor ki evi buluyor kızcağız, beğeniyor, eve yerleşecekler. Diyor ki komisyon da var, siz emlakçı değilsiniz ama diyor, olur mu diyor, biz diyor bu işi yapıyoruz diyor. Kızı diyor ki ya baba diyor, zaten emlakçıdan tutsak parayı verecektik diyor, verelim diyor. Evet. Burada bir hattaniyetlik var. Biz bunu... Evet. Sevgili Sayın'cığım, seni önümüzdeki günlerde seni programa davet edeceğiz. Bu konuyu bir konuşmak isteriz. Programımıza katıldınız, renk kattınız ve bu noktada... O zamana kadar da biraz kiracı kafasıyla düşün. Lütfen, Muammer Bey'in de özel bir isteği var. Çünkü biz burada hakikaten vatandaş tarafındayız ve vatandaşın... Sayın abi, Murat Bey, bir taraf da vatandaş. Ben şuraya getireyim konuyu. Varlıklı vatandaşın yanında değiliz. Biz yoksul vatandaşlarımızın yanındayız. Yok, Murat Bey, şunu şöyle bağlayayım ben. Vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Beni hatta aldınız, yeğeni aldınız ama şunu demeye çalıştım ben. Bugün 1200 TL'ye hala oturan üniversite bebisine kiracı olup ev sahibi bari iki yapalım dediğinde kiracı çemkiriyor. Şu anlayışı yapması gerekiyor. Onun da maaşı 7 idi, 11 oldu, 15 oldu, 20 oldu. Karşılıklı anlayış, karşılıklı anlayış evet, burada. Empati. Empati kurması lazım yani. Yoksa tabii ki... O zaman şöyle mi? Suistimal iki tarafta da var diyelim o zaman. Tabii ki yani %60, %70 ev sahibinde varsa, %1 ihtimal bile olsa bu kiracıda da var. Onu demek istiyorum. Peki. Sayıncığım, programımıza katıldınız, renk kattınız. Şu anda arkadaşım reklam çatana şirketimiz reklamını bu programda girmeyi unuttu. Unuttuğun için bağışlayın. Biz makbuzu göndereceğiz. Makbuzu göndereceğiz Sayıncığım. Hiç sıkıntı yok. Selamlar, saygılar, iyi günler. Sağ ol. Teşekkürler, sağ ol. Evet, yani karşılıklı bir şey de düzeltelim. Çünkü orada bir katma değer yaptı. Ya bize aksi, çünkü... bak orada çocuk şeyde Ercan da yazmış. Demiş ki 5 kira, 5 depozito, hep 5 hepsi eşit. Yani 5, bir yıllık takside 5'e bölüyorsun diyor. Ev diyor 15 bin lira oluyor diyor. Nasıl ödeyeceğiz, nasıl gireceğiz abi diyor. Doğru söylüyor. Evet. Yani bu durumlar zor durumlar. Bak İlhan abi de demiş ki, İlhan Sarıbaş abi, ülkede demiş %50 enflasyon varken burada vatandaşı suçlamak abes iştigaldir. Ben de kira diyorum demiş. Çok da ödememek lazım. Şey yapmamak lazım demiş yani. Orada şu yorumu unutmayalım. Yayınlar diledi. İlhan abi bak İlhan abi A Haber de ondan sonra yorumlarını okuyor. İmran Öz Aktepe yayınlar diliyor. Cihat abi bu akşam Cihat abi aklıma geldi. Cihat abi yorum yazmış. Cihat abi teşekkür ederiz. Bir programda gözümüz seni aradı yani. Onun için yorumunu da şimdi gördüm. İyi akşamlar dilerim. Selamlar gönderir. Cihat abi takip ediyor. Ya. Biz de seviyoruz onu. Eksik olmasın. Evet. Bak Evliya Akbaş ondan sonra hayırlı yayınlar dostlar demiş. Maksut Beykoz benim 7500. Kıymetli başkanım. Evet. Türkiye Değişim Partisi yeni başkan yardımcısıydı Mustafa Sarıgül'ün. Çok da değer verdiğimiz bir ağabeyimiz. Bak benim değerli dostum. Değerli dostum. Son zamanlarda görüşemedik. Bir konuşamadık ama başkanım özledim sizi. Görüşelim inşallah. Evet. Eyvallah. Yavaş yavaş. Selamlar bak. O da demiş ki Muammer Bey'e selamlar demiş. Muammer Bey'e de yakın dostum. Maksut Bey. Ali Erdoğan demiş ki. Ali Erdoğan kardeşimiz demiş ki. Sezgin Aktaş. Onu da özür dilerim. Tabii ki. Sayın Belediye Başkanı'ndan ricamız var, doğalgazı olmayan mahallelere doğalgaz verilsin demiş. Doğru söylüyor. İlhan abi de demiş ki ondan sonra yorum yapmasam çatlarım, o yüzden A Haber hiç izlemem yazmış. Abi zaten biz A Haber değiliz. Biz ondan sonra dobra. Evet. Bu arkadaş seküler, ondan sonra CHP tarafında kalan bir arkadaş. Yani tam olarak. Muammer abi ondan sonra emektar, basın emektarı. Ne görürse haber niyetine yazar. Muammer abinin saldırmadığı Düzce'de Allah'ın kulu yok yani. Düzce. Ben sağ tarafa saldırmıyorum. Ben sağ tarafa saldırmıyorum. Bizim yani hiçbir saldırıyla işimiz yok. Saldırıyla işimiz yok. Abilerimize de saldırmıyoruz. Caner'e de selam olsun. Sana da selam olsun abi. Evet. Yani ben seni götürdüm ya. Düzce. Sen saldırmıyorsun da beni hep saldıran yaptın yalnız. Yok abi ben basın mensubu değil mi? Ondan dolayı söyledim. Sen şimdi şöyle durum var. İlhan abi bizi birbirimize sokacak anlaşıldı. Yok şimdi ben bir hata yapsam Muammer abi hemen tık diye yazar, tamam mı? Der ki Doğan'ın der ondan sonra ayakkabısının bağcı Doğan'ın plakası DK der, tamam mı? Zaten yok yani. Bugün evet. Ufak bir sohbetimiz oldu. Gazeteciler dedi, ben de onun örneği verdim, kabul etti. Benim bir gazeteci arkadaşım var, çok para kazanmış dedim ama yazdıklarından değil, yazmadıklarından dedim. Evet dedi, bir bilgiyle geldim, yazmayacağım, ne vereceğim dedi.
Bir pazarlık yapacağız. Aranızdaki diyalog hep böyle kalsın. Bak evet. Metin İmamoğlu abi demiş ki hayırlı yayınlar. İnşallah böyle olur. Yorum okuyorum. Evet. Metin İmamoğlu abi demiş ki hayırlı yayınlar dilerim. Allah her zaman günümüzü ak günler etmesini niyaz ederim demiş. Ahmet Usta bunlar iyi günlerimiz olabilir. Ev ve kira fiyatları da daha da artabilir demiş. Kesinlikle öyle. Ben de aynı kanaatteyim Ahmet Bey. Yapı stoklarını ona göre belirlememiz lazım. Ona göre yapı stoklarını vatandaşımızın artış hızına göre endekslemek lazım. Evet. Ama çok artıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. İmran Özaktepe yayınlar demiş. Onu İmran kaçırdım. Ablama Sezgin Aktaş. Selamlar. Ellerinden öpüyorum. Sezgin Aktaş yayınlar Aktaş demiş. Sezgin Aktaş. Muammer Bey'in de çok yakın dostu. Yayınlar demiş. Evet. Yani abi çok güzel bir yayın oldu. Bak bizim yayınların çok özelliği oldu. İnsanlar bak emlakçı dinliyor arıyor. Tamam mı ondan sonra? Evet. Bu kardeşlerimiz dinliyor tam ondan sonra yorum ediyor. Yayının endeksi de buna göre gidiyor. Bak yayını izliyor. Muammer abi izliyor. Pat diyor hadi gideyim şunları sürpriz yapayım diyor. Geliyor. Çok güzel. Güzel yani bir sürprizler açıyoruz. Evet. Ondan sonra hafta içi İslam Kereş abiyle görüştük. Ondan sonra o da yayını ondan sonra yayınlar için başarıyla tebrik etti. Ben selamlarımızı gönderiyoruz. Bizler selamlar olsun ona. Ona da başarılar diliyoruz. Bugün yine bir paylaşımını gördüm. Ondan sonra daha iyisini yapmak için. Yeni işleri de hayırlı olsun. Allah bol kadar. Daha iyisini yapmak üzere diye paylaşım yapmış. Allah ondan sonra yardım ve yardımcısı olsun. Maksud başkanımız, Maksud Bey 7500 TL emekli maaşıyla nasıl kira olunur? Emlakçı kardeşlerimiz anlatsın demiş. Haklı. Ha şimdi emeklilerle ilgili, emeklilerle ilgili. Türkiye'de gerçekten en kolay şey tamam mı ondan sonra fakiri savunmaktır. Demagojisi çok olur tamam mı? Fakiri savunmak. Ben fakiri savunurken bacak bacak üstüne atarım tamam mı ondan sonra. Adalet herkesine. En sonunda tabii. Yakarsa dünyayı garipler yakar derim tamam mı ondan sonra. Bak size bir olay anlatayım böyle kapatalım. Bir gün gittim A mahallesindeyim. Benim mahallem A mahallesi. A mahallesinde oturuyoruz. Böyle çok sevdiğimiz dostlarım var. Bir cenaze akşamı ateşin başındayız. Bizim köy grubuna atıyor musun bu yayınımızı? Seçimde de. Köyümüze de Suncuk Köyü'ne selamlarız. Selamlar demiştim. Selamlar. Bizim de Suncuk Köyü'ne selamlar olsun. Biz de yarı Suncuklu sayılırız. Evet. Neyse gittim oturuyor ateşin başında. O zaman tam böyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben de deli gibi bak Tayyip Erdoğan'a oy topluyorum. Tamam mı ondan sonra? Deli gibi topluyorum ama. Ona oturdum. Dediler ki, dedi ki bir tanesi reis dedi ya. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Ondan sonra iktidara gelirse dedi. Şey olacakmış dedi. Bizim sıkıldılar zaten. Sonra iç savaş çıkar diye söylüyorlar. Ne diyorsun dedi. Dedim ki kardeş dedim. Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmesiyle iç savaş çıkacaksa sen niye tedirginlik yaşıyorsun dedim. Sen zaten gündüz buluyorsun, akşam yiyorsun. Senin bir gün yatırımın yok ki. Bir tane mal varlığın yok. Lan bundan sonra. Benim de yok ondan dolayı biliyorum. Yani tanıyorum kardeşim de. Senin tedirgin olacağın bir şey yok dedim bak. Sıkıntı, istikrarın devam etmediği yerler, iç savaş durumlarından zengin korkması lazım. Evet. Ben var olanı kaybederim diye. Bizde fakir korkuyor. Yani yine de hayat paha biçilmez bir şey. Dolayısıyla orada dedim ki ona, sen liste yapacaksın dedim. Bizim bunu yiyin de Murat Bey siz de listeye girebilirsiniz yani. Evet estağfurullah. İç savaş mı çıktı? Liste yapacaksın dedim. Bu zamana kadar bu parayı nereden buldun listesi? Savaş çıktı. Devletin iş ve imkanlarının, Kuvayi Milliye'nin ondan sonra gelire ihtiyacı var. O geliri orada elde edeceksin derim. Doğru mantık. Başkanım dedi, senin listen vardı dedi. Ben de senin listene dahil olayım. Evet Muammer Bey, toparlayalım. Evet size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sürpriz oldu. Güzel, tatlı bir sürpriz oldu. Ben de beklemiyordum. Her zaman bekleriz. Hepinize. Aslında Doğan'cığım. Biz kurguyu biz başta böyle kurguladık dedik ki. Tabii moderatör olacak, biz konuşacaktık. Ama dedi ki o zaman dedi ki 100 bin dolar dedi. 100 bin dolar dedi. Bana 100 bin dolar dedi. Bana yanlış yaptın. Abi yok biz yanlış. 100 bin dolar dedi. Şöyle bu arkadaş da olabilir. Bu arkadaş bizde öyle bir şey olmaz o biliyor. Akrabalık ilişkileri var. Bunun köylüleri. Öyle bir şey. Doğan Kaya'yı görünce beni sattınız. Yani. Abi hayır. Bizim kurgu programımız Doğan Kaya, Murat Albayrak ve Muammer Kızdırmak'tı. Tamam söylüyorsun bundan sonra. Bakacağız. Tamam. Yönetim kurulu mısın oğlum? Yönetim kurulu kim abi? Sanki başkasından talimat alıyormuş gibi böyle bir yapma. Yok böyle hoşuma gidiyor. Muammer abi gel. Muammer abi gelmesi yok. Evet. Diyorum. Sevgili seyirciler bizi izlediniz. Konuşun da. O zaman Muammer abi moderatör. Bundan sonraki programlarda. Siz programınız konuşun. Memleket kahvesinde ben de konuşacağım. Hayır. Biz gelebilir miyiz? Muammer abi. Bak ben size söyleyeyim. Bon servis yok. Yönetmen tanıdık bak ona göre. Bon servis yok Muammer abi. Gönül var, tamam. Aşk var, sevgi var. Yönetmen diyor ki gelmek istersen moderatörlük bakan boş. Buyur abi. Evet, programı Muammer abi kapatsın. Tabii ki ben iyi akşamlar diliyorum. Yalnız kapatmadan şunu söyleyeyim. Gönül var, aşk var, sevgi var da sabah programı mı bu? Yani.
Evlilik, evlilik programı. Abi biz de aşkla beraber. Bizde aşk sabahları olmuyor. Sabahları iş oluyor. Biz akşam aşka düşüyoruz. Bak sıkılan da var. Zaten sıkılan da var. Program düşecek durumda da artık kapatın evet, diyor yani. Sevgili seyirciler, gerçekten Murat kardeşime ve Doğan kardeşime çok teşekkür ederim. Başarılı bir program. Gerçekten izledim. Görüşürüz program. İkisine de hayırlı yayınlar diliyorum. Bundan sonraki başarılarının devamını diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bu saate kadar bizleri izlediniz, takip ettiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen rejiye, yönetmene, ışıkçıya, bunların hepsi bir arkadaş. Hepsi bir arkadaş. Hiç böyle inanmayın. Reji, kurgu falan. Ya burada bir şey varmış gibi. Aslan gibi bir arkamızda, ondan sonra Necmi diye bir kardeşimiz var. Allah yokluğunu göstermesin. Amin. Çayı bile taşıyor vallahi. Amin. Ondan sonra o da reji anlatıyor. Murat Bey çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Tabii her akşamki gibi Muammer Bey. Biz böyle programı kapatıyoruz. Böyle bir daha mı? Hayır. Muammer Bey. Muammer abi dedi. Eyvallah. Muammer abi dedi. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
mahlukat var hiçbir gülmez. Bunca mahlukat var hiçbir gülmez. Cehennem azabı zordur çekilmez. Cehennem azabı zordur çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Ana haktır sen bu sırra erdin mi?